İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bir hafta aranın ardından yeniden basın ekranıyla karşınızdayız. Bu akşam çok özel konuların ve ekonomi ağırlıklı değerlendirmelerin altını çizeceğiz ve değerli meslektaşlarımızın sorularıyla ve Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Alaboy'un cevaplarıyla karşınızda olacağız. Ben hemen konuğuma dönmek istiyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Şeref. Çok teşekkürler ve sağ tarafımda aslında iki haftadır onlardan ayrı kalmıştım farklı formatlar gereği. Sayın Lokman Koyuncuoğlu, Yeni Haber Gazetesi imtiyaz sahibi, hoş geldiniz. Sayın Adem Alemdar, Memleket.com.tr, hoş geldiniz. İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Sayın Yusuf Gürbüz, Hakimiyet Gazetesi imtiyaz sahibi, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, ekonomi özelinde konuşacağız, üretimi konuşacağız sevgili seyircilerimiz ve tabii ki Bera Holding'in yatırımlarına ilişkin bir projeksiyon tutacağız. Onları sizlere aktarmaya çalışacağız bize ayrılan süre içerisinde. Ama söyleşimize başlamadan bir kutlamayla isterseniz açılış yapmış olalım. Biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Zaferin 106. yıl dönümü hayırlı olsun, kutlu olsun. Yeni fetihlere, yeni zaferlere vesile olsun. Ve yine bu vesileyle tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı, bereketli ömürler diliyoruz. Onlar iyi ki varlar. Onların sayesinde bugün buralardayız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta ve inşallah gelecek adına da ümit varız. Her şey onların sayesinde. Onlar çünkü kanını, canını bu vatan için feda ettiler. Onlar iyi ki varlar. Onları seviyoruz, onları sayıyoruz ve hakikaten aziz hatıralar önünde de saygıyla eğiliyoruz. Ve tüm gazilerimizin de ellerinden öpüyorum bu vesileyle. Hem şahsım hem de kurumum adına bir kez daha Zafer'in 106. yıl dönümü hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ve Sayın Alaboy'un tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizinle de uzunca bir süredir aslında ayrı kalmıştık. Hem bu vesileyle dediğimiz gibi bir ekonominin altını çizeceğiz. Değerlendirmeler yapıp sizin perspektifinizden geleceğe bir ışık tutmaya çalışacağız. Hem de tabii Bera Holding'i konuşacağız. Ben Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüyle başladım. Gerçekten gurur verici. Biz aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve o ruhu canlı tutmaya çalışıyoruz. Her defasında da bunu vurgulayacağız inşallah. Sizin de program başında duygularınızı alabilir miyim? Ben çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey. 2007 yılında biz de AK Parti'de milletvekilliğimiz döneminde bir uçakla Çanakkale'ye gittik. Oraları hakikaten gidip görmeden, o havayı teneffüs etmeden, yani hissetmeniz, kitaplarda okumanız da falan olacak bir şey değil. Çok güzel bir duyguydu. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza başbakanlığı döneminde oraya çok özel bir önem verdi. Orayı yeni bir başkanlık altında ele aldılar. Evet. Şehitlikler yeni baştan elden geçirildi. Yani o yüzden Çanakkale bizim için varlık yokluk meselesidir. Düşmanın o boğazda tutulması, bugün eğer nefes alabiliyorsak, bu ülkede varsak, Çanakkale'nin çok büyük bir önemi var. Dolayısıyla ben de 106. yılını, zaferi kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimiz de varsa ki bugünlerde ve onların çocuklarına da hepsine de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. İnşallah bir daha bu günleri yaşamayız. Ama yaşayacak olursak da o 15'lilerin gidip şehit olduğu o şeye yine şehit olacak çok güzel bir gençliğimizde var olduğuna inanıyorum. 15 Temmuz'da görüldüğü gibi. 15 Temmuz'da görüldüğü yani. Gibi. Hani tokatların vardı ya, ey 15'li 15'li tokat evet. yolları evet, taştı evet, diye. Evet. Yani bu ülke farklı. Benzer bir şekilde Van bölgesinde de 120 gencimizin Sovyet Birliği Ruslara karşı gidip de dağlarda donarak öldüğü çocuk yaştaki şeylerin filmlerini izlemiştik bizim. Yani tüylerimiz diken diken oluyor. Gani gani rahmet etsin Cenab-ı Allah. Bir daha da o günleri yaşatmasın bizler. Amin. Allah razı olsun bu değerlendirmeleriniz için ve tabii söyledik ya bir ekonomi perspektifi, bir ekonomi fotoğrafı alacağız sizlerden. İsterseniz oradan başlayalım. Tabii hem deneyimli bir siyasi, bir eski bakan olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde de bulundunuz. Türkiye'nin bugünkü ekonomik tablosuna ilişkin birkaç başlık alabilir miyim bu bölümde Sayın Bakanım? Şöyle, Türkiye'nin ekonomisini dünya ekonomisinden ayırmak mümkün değil. Evet. Yani bir hem ithalat hem ihracat yapıyorsanız, turizminiz varsa, yani dışarıyla entegre oluşmuş bir ekonominiz var demektir. Dolayısıyla dışarıda olan şeyler otomatikman sizi ilgilendirir. Evet. İçeride olan şeyler de otomatikman dışarıyı ilgilendirir.
Bu entegrasyon içerisinde baktığımızda pandemi gibi bir seneyi aşkın bir süredir başımızda bir sorun var. Bu hemen hemen her ülkede müthiş bir yayılım gösterdi. Ekonomileri tamamen alt üst etti. Beklentileri öteledi. Ülkelerde küçülmelere neden oldu. Bunun sonucu olarak da hepimizi etkiledi. Mesela evet, turizmde biz çok şeyler kaybettik. Biz de biliyorsunuz Bera Otelleri vasıtasıyla sahil turizmciliği yapıyoruz. Orada da bu sene aşağı yukarı %60-%70 bir kayıpla otelimizi açtık. Biz sahilde açan ender otellerden biriydik. Hı hı. Ama doluluğumuz %40'larda geçti. Karlı mıydı? Değil. Ama sektörde varlığınızı sürdürebilmeniz için otelinizi de açmak zorundasınız. Yani Konya merkezde de benzer şeyler vardır. Turizm hakeza öyle. Sanayide ister istemez dışarıda talep daralınca sizin ihracatınız önleniyor. İçeride iş talep daralınca ithalat önleniyor. Derken birbirine çok entegre bir sorun haline geldi. Ve üretim olmayınca da aşağı yukarı 7 trilyon dolar civarında bir para dünya, bütün dünyada, bunun büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere, Avrupa Birliği olmak üzere, Japonya olmak üzere piyasaya para sürdüler. Şimdi bu parada istediler ki ekonomiyi canlandırsın. Bu para da genelde altına gitti. Biraz borsaya gitti. Bu para biraz serseri mayın gibidir. Yani nerede güvenilir bir liman arıyor bu paralar şu an. Çok boşlukta da para var. Bu parayı bir şekilde Türkiye'ye çekmek lazım bu çerçevede. Şu anda da hükümetimizin yapmaya çalıştığı da o. Özellikle Sayın Maliye Bakanımız Lütfü Elvan'ki hemşerimiz olur. Naci Bey, o da deneyimli bir eski bakan, eski müsteşar, eski bir ekonomist olarak Türkiye'ye bu parayı tekrar yönünü nasıl Türkiye'ye çevirebiliriz? Daha doğrusu doların. Dolar biliyorsunuz dünyada rezerv para olduğu için dünyada her türlü şey dolar üzerinden, dolara endeksli gidiyor. Dolar endeksli diye özel bir tanım bile vardır ekonomide. Dolara endeksli gidiyor. Dolayısıyla doların yönünü biraz içeriye doğru çevirip bizim hazinemizin, daha doğrusu Merkez Bankası'nın rezervlerini biraz artırma yönünde bir takım çabalar var. Sayın Bakan, çok özür dilerim. Merkez Bankası'nın son faiz kararını nasıl değerlendirirsiniz? Yani gerçekten bize bir güzergah, bir yol haritası belirleyecek tarzda bir karar mıydı? Şimdi faiz meselesine gelmeden önce bir ülkenin ekonomisini etkileyen çok şeyler var. Sadece bu para değil, finansman değil. Yani sizin bölgede bulunduğunuz durum, coğrafi durumunuz ki ben NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanı yaptım. Bundan 6-7 sene önce dünyadaki 16 tane sıcak çatışma bölgesinin 8 tanesi Türkiye'nin etrafındaydı. Yani bunun biri işte Azerbaycan, Ermenistan, bizim Ermenistan'la dondurulmuş sorunlarımız, Ruslarla Gürcistan, Osetya bölgesindeki sorunlar, İran dünyayla olan sorunları, Irak'taki sorunlar, Suriye'deki sorunlar, bizim Rumlarla ve Yunanistan'la dondurulmuş sorunlarımız. Etrafımız tamamen her an çatışmaya müsait bir bölge olduğunuz için sizin toprağınız hem pahalı hem de çok büyük risk taşıyorsunuz. Sizin riskli bir ülke olmanız, sizin otomatikman CDS dedikleri, yani bugünkü tabirle arabanın kaskosu nasılsa ekonominin de bir kaskosu var. Kasko bedeli var, risk bedeli var. Ona CDS diyorlar. O CDS bedeliniz sürekli yüksek oluyor. Dolayısıyla bir Alman kredi çekeceği zaman Libor aldığı zaman Libor artı sıfırdan alıyor. Ben Libor artı CDS'den alıyorum. CDS'im benim 3 ise Libor artı 4'ten alıyorum. Daha maliyetli geliyor bana döviz veyahut da krediler. Şimdi bu bir en büyük faktörlerden biri bu. Bir de ekonomide çok deneyimli bürokratları biz çoğu emekli oldu. Onlar da bizim dönemimizde de fazla da yetiştiremedik. Bunu bizim bir kabullenmemiz gerekiyor. Lütfü Beylerle, Naci Beylerle yeni bir kadrolaşma, yeni bir hareket geldi. Güzel bir ivme oldu. Evet. Bu da yakalanacak ama bütün mesele ekonomide öngörülebilirliktir. Bütün mesele dövizde öngörülebilirliktir. Bizim gibi ülkelerde dövizin etkisi doğrudan enflasyonu tetikler. Bizim gibi ülkelerde dövizin etkisi doğrudan dışarıdan ithal ettiğiniz malın fiyatını yukarı çeker. Yani dövizin çok yüksek olursa ürettiğiniz malı satmakta zorlanabilirsiniz. Yani bunlar dövizin ve ekonominin öngörülebilirliği şart. Olmazsa olmaz şart.
Biz bunu 2002 ile 2011 arasında çok mükemmel yakaladık. Hı hı. O dönemde hakikaten ekonomi çok öngörülebilirdi. Hatta öylesine öngörülebilirdi ki, yani bizim 2002'de geldiğimizde, iktidara geldiğimizde 1650-1700 lira olan dolar 2010'larda 1200 liraya 1100 liraya kadar düştü. Hatta bakanımız Canikli o zaman demişti ki bizim dolar 1 TL'nin altına düşecek şeklinde bir konuşması da olmuştu. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken biraz swap işlemlerine girilmesi lazım Türkiye'nin. Bunlardan da en büyük swap tabii bizim elimizde fazla bir Amerikan hazinesi yok. Amerikan hükümetiyle bir swap yapamıyoruz. Orada da bankalara bu konuda bir çağrı yapılmıştı zaten. Yapıldı fakat bankaların elinde hazine, Amerikan hazine bonosu yok. Yani Bronson olayında, o rahip olayında biz ekonomiyi birazcık Trump'ın o tehditvari davranışından koruyabilmek için o hazineleri biz şeye çevirdik. Kendi nakde mi çevirdik diyeyim veya altına mı çevirdik? İçeri Amerikan hazine bonosu tutmama kararı aldık. Pandeminde ne olacağını bilmiyoruz. Bir elimizde tek swap yapacağımız yer şey vardı, IMF. IMF'de de SDR denen Special Drawing Rights diyorlar. Yani özel çekme hakkı. Bizim aşağı yukarı 4 milyar SDR'ımız var. Bir SDR aşağı yukarı 1.3 euroya denk geliyor. Böyle baktığınız zaman da 5.5 milyar euro civarında bizim IMF'den her an çekebileceğimiz bir para var. Onun 2.5 katı kadar da bir swap yapabilirdik o dönemde. O dönemde bir takım şeyler oldu. Sanıyorum IMF ile sorunlar falan, o da gerçekleşmedi. Veya bazı şartlar, Türkiye özel bir takım şartlar da oldu. Dolayısıyla ekonomi birazcık şeydir, algı yönetimidir. Yani algıyı iyi yönetirseniz, size derlerse ki ya işte Türkiye şuradan IMF ile swap yapacak. IMF'nin başında bir Bulgaristanlı bir bayan var. Türkiye ile de swap'ı görüşüyoruz dediğinde o gün borsada bütün hisse senetleri tavan tavan yaptı. Dolar hemen aşağı indi. Sadece algı, sadece bir söz. Hemen insanlar farklı bir algıya geçtiler. Dolayısıyla burada bütün mesele algıyı iyi yönetebilmek lazım. Evet. Riskli bir ülke, bölgedeyiz. Bunu kabul etmemiz lazım ve biz hem bu riskin getirmiş olduğu bu tür riskler var. Bu coğrafyada yaşanan riskleri var. Ama getirdiği avantajlar da var. Yani biraz önce yukarıda da görüştük, özellikle enerji hatları konusunda doğuyla batı arasında Türkiye bir enerji köprüsü. Yani doğalgaz boru hatlarıyla, petrol boru hatlarıyla, boğazlarımızla derken böyle bir avantajı da bünyesinde taşıyor. Dolayısıyla bizim toprağımızın şeyi, metrekaresi çok yüksek, çok pahalı bir toprakta oturuyoruz. Evet. Birçok etkileyen nedenler var. Eyvallah. Daha detaylandıracağız. Hem de dediğim gibi hem istihdama yönelik hem de sizin geçtiğimiz yıla ilişkin konsolide raporunuzu da bir masaya yatırmaya çalışacağız ama çok özür diliyorum. Bu ara kuşak hemen reklama gitmemi gerektiriyor. Tamam. Kısa bir reklam arasından sonra değerli meslektaşlarımızın sorularıyla söyleşimizi detaylandıracağız. Lütfen bir yere ayrılmayın. Basın ekranı devam ediyor. İkinci bölümle karşınızdayız. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Alaboy'un stüdyo konuğumuz. Değerli meslektaşlarımızla az evvel kaldığımız yerden söyleşimizi detaylandırarak ilerleyeceğiz ve Lokman Koyuncuoğlu ile devam edelim. Lokman Bey buyurun. Merhaba başkanım. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle Bera Holding'in kodlarına müdahale etmeden vizyonuna müdahale edip bir dönüşüm sağladığın için tebrik ediyoruz. Hem bunun sırlarını öğreneceğiz. Tabii bunu ifade ederken öncelikle Haşim Bayram'a da muhabbetlerimizi, selamlarımızı iletelim. Bu Bera Holding'in kuruluşundan itibaren ciddi bir emeği var ve Konya'da muhafazakar sermaye dediğimiz, Anadolu sermayesi dediğimiz yapının bugünlere gelmesine emeği var. Allah ondan razı olsun katkılarından dolayı. İnşallah sağlık muhabbet devam ediyordur. Şimdi başkanım, pandemi döneminde %24 büyüdünüz. Yaklaşık 3 milyar dolarlık da bir ciro elde ettiniz. Ciddi de karlılığınız var. Ve Konya gibisiniz. Sizi öyle tarif ediyoruz. Sektörel çeşitlilik var. Gıdada varsınız, tarımda varsınız, hizmetler sektöründe varsınız. Ve şimdi savunma ve enerjide de belki adımlar atacaksınız.
İşte cümlemin başına dönecek olursam, siz bu dönüşümü sağlarken hem şahsi ve takım arkadaşlarınızla, yönetim kurulunuzla birlikte gerçekten holdingin kodları duruyor ama vizyonunda bir dönüşüm oldu ve gerçekten global bir şirket, uluslararası bir şirket hüviyeti kazandı. Bir de pandemide ciddi büyüme var. Bunu nasıl sağladınız? Bunun bilgilerini, bunun detayını ve çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortaya koyduğunuz vizyonu ve bu süreci, pandemi sürecindeki başarı hikayenizin satır aralarındaki sırlarını merak ediyorum. Mesela Bey, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle Haşim Bayram Hocam'ı ben de buradan sağlık, sıhhat, afiyet dileyerek anmak istiyorum. Bugün elimizde potansiyel şirketlerimiz varsa Haşim Bayram Hocam'ın yapmış olduğu stratejik yatırımlar sayesinde. Eleştirebiliriz. Şunlar yapılmış, bunlar yapılmış, şunlar olmuş, bunlar olmuş. Ama hiç unutmayalım ki Kombasan da Haşim Bayram da maalesef bu holdingler konusunda günah keçisi yapılmış iki ana unsurdur. Dolayısıyla Allah sağlık sıhhat versin Haşim Hocam'a. Bugün eğer güçlü bir kağıt sektöründeysek Haşim Bayram'ın vizyonu sayesinde güçlü bir vinç sektörüne gittik. Biz de onu vinci savunma sanayine evirdik. Yani burada Haşim Bayram'ın sayesinde. Romanya'da bir rulman fabrikası alınmış. Onu almaya karar vermek öyle çok her adamın harcı değil. Cesareti değil yani. Cesareti değil. Hı hı. Yani ben defalarca gittim Romanya'ya. Ben milletvekilliğimiz döneminde de hocam bizi uçakla aldı götürdü. Konya milletvekilleri, yöre milletvekilleri olarak belki o zaman içinizde bizimle gelenler olmuştur. 2003'tü sanıyorum. O zaman da gittim gördüm. Yani bugün bir şeyler varsa eğer bugün biz üzerine bir şeyler bina ettiysek bunun ana nedeni eski Kombasan'dır. Yani bunun hakkını vermek lazım. Eyvallah. Ha biz Kombasan'dan Beray'a niye geçtik? Biz ben geldikten sonra sorunu çözmek için kime gittiysem Kombasan batmadı mı? Ya Kombasan ayakta mı? Cumhurbaşkanımız bile onu söyledi. Kombasan yaşıyor mu hala dedi yani. Şimdi öyle olunca baktım ki ya ben her gittiğim yere Kombasan'ı anlatacağım. Kombasan'dan başlayan yerle geriye doğru gidiyor olay. Yani bir isim değişikliğine gitmemizin artık neredeyse farz-ı kifaye olduğunu gördük. Mecbur kaldık buna. Ama yine bünyemizden bir isim verdik. Bera'dan verdik. Bera bizimle özdeşleşmiş bir şey. Güzel bir isim Bera. Güzel bir isim. Hatta Kombasan ismini kağıtta da uzun süre yaşattık. Kağıt fabrikamızın ismini. Bu bağlamda. Hakikaten biz ne yaptık? Buradaki değerleri korumaya çalıştık. Buradaki değerlerden bazıları bizim arkadaşlarımız ve hepimiz altımızdaki makam araçlarına ayda yeri geliyor yarım depo, yeri geliyor bir depo koyuyoruz. Bu bir değeri yaşatma olayıdır. Yani bunu koymakla ben fakirlemem, Kombasan da zenginlemez. Ama bu değerdir. Bu değerin algısı çok önemlidir. Yani çocuklarımız burada çalışmayacak denmiş. Ben bunu zaman zaman eleştirdiğim oluyor. Bir ilke olarak kabul edilmiş. Biz de uyduk uyuyoruz. Bence bunu birazcık daha artık günümüzde yetişmiş, kabiliyetli çocuklarımızda esnetilebilir diyorsunuz. Esnetmemiz lazım. Entegre etmemiz lazım. Yani orada çocuk engeli koymamak lazım. Çünkü Haşim Şahin hocamın çok iyi yetişmiş çocukları var mesela. Onlar başka yerde çalışana kadar bünyenin içerisinde ihtiyacımız var diyorsunuz. İhtiyaç var bunlara da. Sadece onlara değil. Böyle yönetim böyle kendi içerisinde karar almış ama Konya'da bizim önünü açmamız gerekiyor. Yani burası bana göre 1990'lı yıllarda Kombasan başta olmak üzere ittifakla diğer birkaç tane holdingi de buna ilave edebiliriz. Konya ekonomisine aşırı derecede nakit para enjekte eden bir mekanizma. Sadece bu 3-4 şeyine nereden bakarsanız 3 milyar dolara yakın para enjekte olmuş 90'lı yıllarda. Bu para Konya'ya girmiş. Konya'ya girince TL'ye çevrilmiş. TL'ye çevrilince döviz olarak Merkez Bankası'nın rezervine gitmiş. Ve TL'ye giren para burada ekonomiyi canlandırmış. Sanayiyi canlandırmış. İnşaatı canlandırmış. Farklı alanlarda eğitim alanını canlandırmış. Bir şekilde ekonomi Konya'da büyümüş. Yani Konya'nın bugün bu kadar büyümesi sadece tarımla değil. Bunun çok büyük önemli bir faktör bu. Büyük fabrikaların bugün oluşmasında ana kaynaklardan biri bu holdinglerin bu Konya ekonomisine enjekte ettiği paralardır. Yani sadece Kombasan'da kalmadı bu. Kombasan bir yer aldı. Belki yönetemedi Kombasan orayı ama o yeri almakla o piyasaya enjekte ettiği para
o öbür tarafta farklı bir alanda büyüdü. Buna böyle bakmak lazım. Bu model belki 1990'lı yıllarda çok sağlıklı bir modeldi. Niye sağlıklı bir modeldi? Ben 1996-97 yılında Etibank'ta genel müdür yardımcılığı yaptım. Bizim bakanımız Teoman Rıza Güneri Bey bizim bakanımızdı. Refah Yol zamanında. O dönemde şöyle bir hükümetlerin politikası vardı. Düşük kur, yüksek faiz. Yani biraz önce arada Yusuf Bey'le de konuşuyorduk da altını ve dövizi öyle değersizleştiriyordu ki hükümet faizi cazip hale getiriyordu. Mesela sadece 1990'lı yıllardaki benim çalışmalarımdan edindiğim şeyi söyleyeyim. 90'da Alman markı %33 artmış. Faiz %68. 91'de Alman markı %45 artmış. Faiz %75. Ne olmuş bu? Yani millete diyor ki senin yastık altında tuttuğun dövizini, altını değersizleştiriyorum kardeşim ben hükümet olarak diyor. Bunu bu bir bozdur. İnatlaşma mı Sayın Bakanım? Efendim? Yani bu vatandaşla yastık altındaki paralara bir inatlaşma gibi mi oluyor? İnatlaşma değil de bu, hükümetin yani, paraya ihtiyacı var. Ekonomiyi işte bu parayı alabilmek için, vatandaşın elinden bu dövizi altını alabilmek için hükümetin alternatif uygulayabileceği başka bir çözüm yolu yok mu? Hükümette vatandaşın hükümetlere güvenmediğinin de bir göstergesi Yusuf Bey bu. İşte zaten oradan geliyor. Temel sorun işte, oradan kaynaklanıyor. Hükümete güvenmeyen vatandaş Haşim Bayram'a güvenmiş. İttifaka güvenmiş. Başka holdinglere güvenmiş. Evet. Dolayısıyla döviz hükümete veya hükümetin öngördüğü gibi faize bankalara gitmek yerine holdinglere gelmiş. Bir de o zamanın konjüktürü, siyasi yapısı sizi damgalamış. İrticai holdingler demiş, İslami holdingler demiş, Anadolu sermayesi yeşil sermaye demiş, yeşil sermaye demiş. Yani eline ne bulduysa sizi ondan suçlamış. Öyle bir suçlanan ortamda da bizim dindar mütedeyyin kesim kenetlenmiş. Elindeki dövizini, Almanya'daki vatandaşımız dövizini getirmiş. Ben memleketime yatırım yapacağım demiş. Geçmişte de bu tür yatırımlar batmış, bilmem ne yapmış ama burada hocamın da bu şeyden dolayı, düşük kur, yüksek faizden kaynaklanan şeyden dolayı bir karlılık dönemine geçmiş. Şöyle izah edeyim ben daha anlaşılır olabilmesi için. Mesela siz şöyle bir ürün üretiyorsunuz, bir kalem. Bu kalemi üretirken bunun bir maliyeti var. Bu maliyetin üzerine enflasyon kadar kar payı koymak zorundasınız. Yoksa bunu kaybedersiniz. Zarar edersiniz. Bir daha üretemezsiniz. Şimdi sizin bunun girdileriniz %60 enflasyon kadar girse, üzerine de %25 kar koysanız %85 satacaksınız. Ama bunun girdisi döviz olarak girdiği için %30'dan girmiş. Yani böyle bir avantajı var. %30'dan girmiş. Enflasyon düzeyinde maliyet hesaplanmış, satılmış. Çünkü iç piyasada satacaksınız. Ve döviz bazında bir Alman markını veren bir sene sonra 1.4 Alman markına eş değer bir ürün üretip satılmış. Dolayısıyla onun yarısını kar payı olarak verilmiş. Yarısıyla da büyünmüş. 1997'ye kadar bu sorunsuz devam etmiş. 28 Şubat dönemine kadar. Ve işte 95-96'dan sonra da bir tabela holdingler çıkmış. Bu tabela holdinglerde ya o ne veriyorsa 5 fazlasını veririm mantığıyla girmişler. Ya da biz şöyle diyorduk Sayın Başkanım. Sabah erken kalkanın holding kurduğu dönemler. O dönemde tabii evet. 5000 lirası olan, 5000 hisse bastıran, 500 metrekare bir yer bulan, ondan sonra 5-6 tane de fotoğrafla bunu zenginleştiren adamlar holding kuruyordu. Böyle bir şey vardı. Bundan çok muzdarip olmuşlar. Yani bugün Yimpaş'ın başındaki Dursun Bey olsun, Haşim Hocam olsun, ittifaktaki arkadaşlarımız olsun. O zaman hükümetlerine çok gitmişler. Bakın bu kötüye kullanılıyor. Bunlara tedbir alın diye SPK'ya falan. Fakat o zaman 28 Şubat dönemi, adınız irticacı, adınız yeşil sermaye derken kimse sahiplenmemiş. Ama sıkışanların her biri de diyor ki büyük siyasetçilerin, ya şurada bir prefabrik var hocam şunu bir alır mısın bizim memlekette diyordu. Hocam onlar memnun etmek için almış. Bir o değil. Yani
Rahmetli Ecevit'ten de gelmiş böyle bir talep. Mesut Yılmaz'dan da gelmiş. Başkalarından da gelmiş. Hocam inşallah bizi izliyordur. Duyuyorsa, sağlığı yerindeyse bunları hatırlayacaktır bir şeyle. Benim zaten bir aklımızdaki bir projemiz de belki üniversitemizde bu holdinglerle ilgili geçmişe dönük bir master doktora çalışması yaptıracağız. Bununla ilgili bir... İnşallah bir, çok iyi olur başkanım. Buradan alacağımız dersler var, yaşananlar var. Evet. Yani tek başına burada holdingler suçlu diye bir şey yok. Yani böyle bir süreç içerisinde büyümüşler. Biz o dinamizmi koruduk. Biraz önce söylediğimi yenilemek istiyorum. Eğer hocam, Haşim Bayram hocam, böylesine dinamik şirketler kurmamış olsaydı, o dinamik şirketlerin üzerine böyle potansiyeli yüksek bir holding bina etmek mümkün olmazdı. Biz sıfırdan bir şey yapmadık. Var olan üzerine bina ettik. O yüzden hocamın hakkını vermemiz lazım. Allah izin verirse de biz hocamla mevcut yönetimdeki bazı arkadaşların arasında geçmişte sorunlar olmuş. Hiç önemli değil. Bundan sonra daha da çok kendisine sahiplenmek, kendisini bünyenin içerisinde daha çok görmek gibi bir düşüncemiz de var. İnşallah onu da biraz daha şu pandemi sürecini atlatalım da. Biz de, kendisini ziyaret etmek istedim. Samsun'a bir dava için gitmişti. Ondan sonra fırsat bulamadık. Ben hocamızın hakkını bir iade edelim burada. Bu pandemi dönemindeki %24 artış ve onun arka plandaki sırları ikinci boyutu da buydu. Şöyle bizim biliyorsunuz biz savunma sanayindeyiz. Savunma sanayi bu pandemiden fazla etkilenmedi. Etkilenmediğinin ötesinde biz savunma sanayinde yakaladığımız ivme diğer savunma sanayi şirketlerinden daha yüksek bir potansiyele sahipti. Onun bir avantajını sağladık. Kağıt sektörü hiçbir dönem olumsuz etkilenmiyor Türkiye'de. Siz basındasınız, kağıdı biliyorsunuz. İşte yani defterde, kalemde, fotokopi kağıdı. Sürekli artıyor fiyatı diyoruz abi. Dolayısıyla böyle bir arz var. Çünkü Türkiye'de bizim özellikle bizim kağıt ürettiğimiz alan ki fotokopi kağıdı veya defter kağıdı dediğimiz birinci hamur kağıt. Birinci hamur kağıt da Türkiye'de 800 bin ton printable yazılabilen kağıt diyorlar bunlara. 800 bin ton tüketim var. 4 tane firmayız. 300-320 bin ton üretim var. Yani 500 bin tonluk bir açık dışarıdan geliyor. Evet. Dövizler çok fırladığı zaman da dışarıdan gelmeyince sizin kağıdınıza talep artıyor. Ve karlılığı da yüksek. Çok şükür. Yani bizim kar hocamızın yani tercih ettiği alanlardan biri kağıt sektörü. Pandemiden bu da etkilenmedi. Gıda pandemide artarak devam etti. Olumlu su, anlamda patladı. Su artarak devam etti. Pandemiden etkilenen biraz MDF oldu. Bizim Divapan MDF turizm şirketimiz. Turizm oldu. Ama onlar da total içerisinde baktığınız zaman bize çok büyük bir şey vermedi. Sıkıntı kayıp vermedi. Kayıp vermediler herhalde. Bizim mesela en büyük sıkıntı çektiğimiz şeylerden biri Romanya'daki rulman fabrikamız oldu. Bizim Romanya'daki rulman fabrikamız Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya gazı araştırmalarında kullanılan böyle 70-80 santim çapında devasa rulmanları dünyadaki üretiyor. Dünyadaki en büyük rulman herhalde neredeyse yani. Yok rulmanlar çok 1 metreye 1,5 metreye kadar rulman üretiyor SKF o değişik firmalar ama biz genelde 1 metreye kadar üretiyoruz. Onlar kaya gazında bu çamur pompalarında kullanılan şeyler var rulmanlar var. O rulmanların 75-80 santim içerisinde de 200'e yakın küçük dönen rollerlar var. Bu kaya gazı ve petrol endüstrisi birazcık darbe yiyince son bir sene, 1,5 senedir fiyatlar işte 30 dolarlara falan düştü. Şimdi yeni daha 60 dolarlara çıkıyor. Bazı kuyular kapandı. İşte bazı firmalar iflas noktasına geldi Amerika'da kaya gazı üretimiyle ilgili. Öyle olunca bizim orada bir Amerika'ya satışlarımız 25 milyon dolarlardan düştü 1 milyon dolarlara, 1,5 milyon dolarlara. Bir de pandemi süreci girdi. Yeni yeni bir kıpırdama var orada. Bizim en çok etkilendiğimiz şey sektörel bazda veyahut da sektördeki olumsuz gelişmeler nedeniyle rulman sektörü oldu. Kısmen pandemi nedeniyle turizm sektörü oldu. İnşaat mobilya sektöründe çok o kadar fazla etkilenmedik. Biraz düştü. Kompen %70 ihracata gidiyordu bizim ürünlerimizin. %70 ihracata gidiyordu. %50'lere falan düştü dışarıdan talepler azalınca. Yani bu tür şeylerden etkilendik ama toplam baktığınız zaman, overall baktığınız zaman biz pandemiden negatif değil, negatif etkilenecek sektörler bizde azdı.
Ondan dolayı da bu büyümeyi, bu ivmeyi yakaladık. Evet, peki. Teşekkür ediyorum bu değerlendirmeleriniz için. Adem Bey, sizinle devam edelim. Aynı zamanda tabii sizin hisse performansınıza ilişkin de bir değerlendirme alacağız ilerleyen dakikalarda. Buyurun Adem Bey. Evet. 90'lı yıllarda öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Adem. 90'lı yıllarda Konya'da peynir ekmek gibi holding kuruluyordu. Önüne gelen holding kuruyordu. Hatta bizim arkadaşlarımızdan bazılar holding kurdu. Bizi aradılar. Holding kuruyoruz. Sen de yönetime girer misin? Ya sizin bakkalınız bile yok. Ne holdingi kuracaksınız? Yani bu hadi şirket kuruyoruz desen anlarım da o. Direkt holding kuruyor. Sonra o arkadaşlar beni reddettim. O arkadaşlar holding gerçekten kurdular. Gittiler Avrupa'dan para topladılar. 6-8 ay levha astılar. Sonra kayboldular gittiler piyasadan. Çoğu perişan vaziyetlere düştüler maalesef. Ve bu dönemde Konya'da biraz evvel dediniz birkaç tane gerçekten kıymetli yatırımlar yapmış ve bu yatırımları bir araya getirerek holding olmuş doğal olarak. Kombassan, İttifak ve birkaç tane Kamer, Sayha bunlar en azından 4-5 tane temayüz etmişlerdi. İnsanlar teveccüh etti. Çok ciddi paralar toplandı. Şimdi sonra 28 Şubat döneminde bunların Petlas mesela çok büyük bir kayıptır Kombassan için. Bir türlü büyütemediler en sonunda elden çıkarıldı. Allah rahmet etsin Seyit Mehmet Buğa İttifak Holding'de emeği çok. Bugün İttifak Holding'i Konyalılar yönetmiyor. Bugün eski Kombassan'ı şimdiki Bera'yı yine Konya siz de Aksaraylısınız. Hemşeriyiz ama sonuçta bir şekilde yerellikten çıktılar. Borsaya açıldılar tabii. Şimdi Kombassan'la ya da Bera'yla ilgili biz gazetelerimizde haber yaptığımız zaman tabii internet sitelerinde bu haberleri Avrupa'dan da okuyanlar oluyor. Hemen altına yorum yazıyorlar. İşte hisselerimiz ne oldu? Bizi dolandırdılar. Ivır zıvır. Çoğu haklı kendine göre. Ama siz de biraz evvel bahsettiniz. Muazzam bir kar vardı. Oradan kredi çekip buraya para yatıranlar var. Yani suistimal. Çok hırstan dolayı batmış insanlar da var. Şimdi son Bera Holding'in kamuya açık herkes görebilir. Yayınlarına baktığımız zaman son 5 yılda %200 büyüdüğünüzü görüyoruz. Neredeyse. Karsız sektörlerden çıkmışsınız. Herhalde 7-8 sektör. Muazzam bir işletme haline gelmiş her alandaki şirketleriniz. 4000'den fazla insan çalıştırıyorsunuz. Şimdi yurt içinde az belki ama özellikle gurbetteki insanlar merak ediyor. Yani bizim hisselerimiz değerlenecek mi? Bir gün o hikayeyi biliyoruz. Yani bir yıllığına para verip hemen hızlıca kar almak için girmişler. Onu biliyoruz ama onun dışında iyi niyetli olarak buralarda parasını kaybeden gerçekten sıkıntıya giren insanlara yönelik neler söylersiniz? Bir de aslında onu soracaktım, siz cevap verdiniz. Haşim Bayram Hoca'yla görüşme imkanınız var mı? Görüşüyor musunuz? Çünkü bu firmaları bu firmalar kolay kurulmuyor. Bunlar önce bir hayal, hayal dünyasında kuruluyor. Büyük bir vizyonla kuruluyor. Ve bir süre sonra da insanlar kurucu aklı bir kenara itiveriyorlar. Kurumsal hafızayı bir tarafa itiyorlar, kıymetsiz hale geliyor. Biz sormadan söylediniz. İttifak için aynı şeyi söylemiyoruz. Seyit Mehmet Buğa rahmetli oldu. Ama Haşim Bayram hayatta inşallah kıymetini bilirsiniz. Dediğim gibi yurt dışındaki özellikle hisseyle alakalı soruları ben şey olayım, aracılık yapayım. Peki, ne dersiniz? Şimdi Adem Bey çok teşekkür ederim. Şimdi bizim bu yaşanan sıkıntılar nedeniyle benim geldiğimde 2016'nın Ekim ayında geldim. 2016'nın Ekim ayında bugünkü borsa değerlendirmesiyle baktığınız zaman hissemizin değeri 0.8 liraydı. 1 lira bile değildi.
Daha sonra biz %100 bölündük. Şu an 28 lirayı gördü. 28.700'ü falan gördü. Bu şu demek, o zamana göre yani 2016'nın Ekim ayına göre tam 35 kat borsadaki değerimiz artmış. 35 kat. Bu az, bu bir şey değil. Şimdi bizim bu yeni gelen değerlendirmelerimizle bizim arkadaşlarımızın, ne bildi bir kardeşimiz var bizim bu işlere bakıyor holdingde. Onun değerlendirmesine göre 1990'lı yılların başında para yatıranların döviz olarak tam karşılığını buluyor şu an. Şu an bir kombassa mağdurundan söz etmemiz mümkün değil. Doğru, benim geldiğimde 0.8 liraydı. Yani 35 kat daha değerinin altındaydı. Çok değil, şurada pandeminin patlak verdiği Mart ayında bile 2 lira, 1.9 liraydı. Biz 28 lira, yani 14 kat son bir yıl içerisinde değer kazandı. Biz bu sene işte Philip Capital'in yapmış olduğu araştırmaya göre de %587 artışla, yani 6 kat yakın bir artışla IMKB 100'de, bu arada biz bu sene IMKB 100'e de alındık performansımız nedeniyle. IMKB 100'de en hızlı artan hisse senedi olduk. Bunun ana nedeni biraz önce söylediğim, Lokman Bey'in de açmaya çalıştığı o yatırımların, ve yine ben sağlık sıhhat diliyorum Haşim hocama. Tabii ki sahip çıktık çıkacağız yani onlarla, keşke sağlığı yerinde olsa onu farklı bir şekilde değerlendirebilirdik. Ama yine de biz yardımcı olmaya elimizden geldiği zaman, fabrikaları merak ediyor, araç gönderiyoruz, gezdiriyoruz falan. Arkadaşlara da talimat verdim, ne ihtiyacı varsa hiç bir engel karşılansın diye. O yapıları kurduğu için var. Biz onun üzerine bina ettik. Yani onun üzerine biz neyi bina ettik? Güveni bina ettik. Algıyı değiştirdik. Yani algıyı değiştirmenin en büyük nedenlerinden biri de temelde Dale Carnegie'nin çok güzel bir sözü vardır. Adem Bey der ki, bir işin başarısının 1/3'ü ilişkiler ağının güçlü olmasıdır. Biz ilişkiler ağını güçlü tuttuk son 4 yılda, 5 yılda. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza ben gittiğimde Kombassan hala ayakta mı sorgusundan Kombassan'ı kurtaran, Kombassan'a kanun çıkartan bir cumhurbaşkanı durumuna geldi yani şey olarak. Bu çok önemli bir şey. Ben Bülent abiye gittiğimde Bülent Arınç'a, ya Ali Rıza Kombassan hala yaşıyor mu? Sen orada mısın diyordu. Şimdi bu algı çok kötüydü. Belki içinde yaşadığımız o tabela holdinglerin getirmiş olduğu psikolojik algı, negatif algının günah keçisi Kombassan'dı. Dolayısıyla o günah keçisi olmamız nedeniyle burada bir içe kapanılmış. Bunu da kınamıyorum yani arkadaşlara. İçe kınalarak kapanmış ama holdinge de sahip çıkmışlar. Yedirtmemişler, sahip çıkmışlar. Şimdi çok dışarıya da açılamamışlar. Sorun öyle büyümüş ki yargıyla ilgili sorun. Sorunun detaylarına inip de bunu nasıl çözüleceği konusunda bir çözüm bulunamamış. Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanken Konya millet Konyalı olması hasebiyle ona götürülmüş, orada bir çözüm bulunmamış. İşte Lütfü Bey'e birkaç kere gidilmiş. Sonra bizim geldiğimizde yaptığımız ilk şey ben şu oldu. Ben bu sorunu masaya yatırdım. Nedir? Nereden kaynaklanıyor? Sorun nasıl çözülür? Yani bunun bir çözüm için bir hukuki bir altyapısının olması lazım. Siz gidip de Cumhurbaşkanı'na veyahut da bir Binali Yıldırım o zaman başbakandı deseniz ki ya abi bizim holding çok, Binali abi holding batıyor, ne olur şunu bir kanun çıkartın da koruyun desem, herkesin kaçacağı ve kaçtığı bir yerdeydik biz o zaman. Onu ne yaptık biz? Sonra bir baktık ki şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2005 yılında holdinglerle ilgili bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun içerisinde 78 tane holdingi Yaşar Bey konu etmişler. 78 holdingin 74'ü tabela holding. Dediğiniz gibi tabelası var. Ortada şey yok, yöneticisi yok. Silüet. Silüet ve silüeti var. Para yok, yatırım yok. Milletten para toplamışlar. Milletin canı yanmış. Milletin canı yanınca ortaya doğan bu olaydan dolayı millet Kombassan'a da hücum etmiş. Ben de bana da paramı verdi. Yani en nihayetinde siz banka değilsiniz ki. Banka bile olsanız. Şu bankanın bugün
%30, %20 Moody's'i kapılarına dayanıverse banka bugün çöker. Bırak %100'ünü. Tabii. Evet. %10'u Moody's'ler kapıya yüklense çöker. Siz holdingsiniz. Dayanma gücünüz bayağı bir sıkıntılı. Paralar yatırımda. Paralar yatırımda. Yatırımdan nakde bir çeviremiyorsunuz. Bu davalara geldiğimizde bizim öyle bir hal almış ki bu. Almanya'da bu davalar bize açıldığında bizim arkadaşlarımız bunu birazcık takip etmemişler. Orada bizim holdingindeki belki o yaşanan sürecin etkisiyle evet. vesaire. Almanya'da davalar takip edilmeyince Alman mahkemeleri demiş ki ha siz demek ki suçlusunuz. Gelip burada kendinizi aklamıyorsunuz. Dolayısıyla bundan dolayı sizin aklınızda gıyabi karar vermiş. Bu adamın parasını öde. Bu adam ortak olmadığını iddia ediyor. Demek ki sen de gelip de bu hissedar demediğine göre bu ortak değil parasını öde demiş. Böyle bize emanet para muamelesi yapmış. Emanet para muamelesi yapmış. Böyle bize 2500'e yakın dava gelmiş. 2500 dava için biz aşağı yukarı 400 milyon lira yakın para ödenmiş. Bu davalar da Almanya'da kabul edildiği için bizim anayasa gereği yurt dışında alınan bu tür kararlar Yargıtay gözü kapalı onaylıyor. Yani bu aslı var mı yok mu demiyor. Yargıtay'a getiriyorlar, Yargıtay'a tenfiz ettiriyorlar bunu, onaylattırıyorlar. Hadi takır takır ödüyoruz. Bunlar ödenmeye başlayınca buradaki bizim yurt içindeki avukatların da iştahı kabarmış. Onlar da dava açmaya başlamışlar. Bir de yargının size bakış açısı, bunlar sahtekar. Bu kadar insanın parasını pulunu yediler, içtiler. Şimdi kendileri oturmuşlar orada yönetimde. Güllük gülistanlık içerisinde yaşıyorlar algısı var. Ya şimdi bunu kırmak o kadar çok zordu ki. Bir taraftan davalar geliyor, kazandığınız paraları bunlara ödüyorsunuz. Bir taraftan kapı kapı dolaşıyorsunuz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittim. Yani Bülent Kuşoğlu'yla, Faik Öztürak'la, Engin Altay'la görüştüm. Ben İYİ Parti'nin genel merkezine gittim. İsmail Tatlıoğlu'yla görüştüm. MHP'ye gittim. Konyalı hemşerimiz Mustafa Bey'in çok büyük katkısı, emeği var. Lütfü Elvan. Yani bugün Lütfü Bey'in hakkını ödeyemeyiz yani bu konuda. Özellikle komisyondaki bunu şeyi. Ama tabii ki burada en büyük karar Cumhurbaşkanımız. Konya'ya geldiğinde havaalanında ben kendisini de karşılayan heyetin içerisindeydim. Tokalaşırken elini sıkıca tuttum, bırakmadım bir de. Hem bir not verdim hem de iki dakika içerisinde sorunu anlattım. Onun üzerine Mehmet Muş Grup Başkan Vekilimizin talimatıyla bu işler çözüldü. Evet. Bütün mesele kendinizi iyi anlatabilmek, ifade edebilmek. Şu an o geçmişin negatif kombassan etkisi yok. Piyasada yani bugün ekonomi gazetelerinde, ekonomi köşelerinde bera algısı çok pozitif. Bize parasal olarak çok büyük bir katkımı sağladınız. Siz söylediniz %10, %20 büyüdük. Ama hissemiz 35 kat arttı. %3500. %20'nin büyümesinin bize getirdiği %3500'lük bir pozitif şey oldu. Evet. Ve şu an bizim ortaklarımız arasında ben mağdurum diyen yok. Hissesini tutuyor da daha da değerlenecek evet. diye tutuyorlar. Peki o çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Hissesini battı gayrı bunları da yırtıp atıp sonradan işler güzelleşince çıkıp gelip ya ben buraya ortaktım dediği zaman sizde kayıtlar var mı? Şimdi Haşim Bayram hocam şöyle bir şey yapmış. SPK'ya bütün bunların hepsinin kaydını vermiş. Hiçbir kimsenin bir kuruşu affedersiniz iç edilmemiş, yenmemiş, çalınmamış. Herkesin kaydı var. Ha o zaman 500 hissesi varsa şu anda 500 hisse var. O zamanki 500 hisse 100 lira ediyorsa şu an 3500 lira ediyor. Yani bunu bilerek eğer kaybettilerse çocuklarına da sesleniyoruz. Biz buradan bunu Avrupa'da gazetelere ilan verdik. Televizyonlara ilan verdik. Bundan geçen sene falan ama kimse kaydileştirmeye gelenler çok az. Yine burada da sizin aracılığınızda da bu şeyi teşekkür ederim bunu açtığınız için. Bunu söyleyelim. Ellerinde hisse senetleri varsa getirsinler holdingde kaydileştirelim. Yoksa vardı da kayboldu diyorlarsa babaların isimleriyle gelsinler. TC numaralarıyla bizde kaydı vardır. Hisseyi getiremezlerse mahkemeden bir tane kayıp celbi çıkarttırırlar. Biz de
İMKB ile görüşürüz, borsa ile görüşürüz, SPK ile görüşürüz. Onlara haklarını iade ederiz. O kadar rahat. Peki. Başkanım şu mu? Ben bir şey sorayım bu arada. İstersen dönerek şimdi dedi ya bir mağdur kalmadı diye biz mağdur olacağız şimdi. Reklamlar lazım. Sayın Başkan mağduriyeti ortadan kaldırırken yeni bir mağduriyete zemin hazırlamayalım. Çok özür diliyorum abi. Hakkını helal et. Başkanım teşekkür ediyorum. Soruda cevap buldu. Ve hem de hisse performansları demiştim. O sorular da burada değerlendirildi. Ve bu güzel mesajlardan sonra reklama gidiyoruz. Dönüşte Yusuf Bey'in sorusuyla devam edeceğiz. Basın ekranı devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Bizimle yeni birlikte olan seyircilerimizi hatırlatalım. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Alaboy'un stüdyo konuğumuz ve değerli meslektaşlarımızla hem Bera Holding'in dünden bugüne seyrini hem de ekonominin genel durumunu sizlerle paylaşıyoruz. Ve şimdi Sayın Yusuf Gürbüz'e sözü vereceğiz. Buyurun Yusuf Bey, sorunuzu alalım. Evet, reklamlardan evvel bizi susturdunuz Sayın Estağfurullah. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Kombaslan'ımıza, eski Kombaslan artı yeni Bera'mıza başarılar diliyoruz. Teşekkür gerçekten çok farklı açılımlar yaptınız. Biraz evvel benim soracağım kısa bir soruyu, tabii onunla beraber birkaç şey daha ilave edeyim. Şimdi önceden sizde hisseler dolar bazında evet, alınıyordu. Dolar bazında kayıtlar yapılıyordu. Mark diyelim eskiden. Eski daha evvelden marktı, sonradan mark, dolara döndü sanırım. Euro'ya çevirdi. Euro'ya mı çevirdi? Öyle. Bizde dolar hiç olmadı. Euro, pardon. Hatta birçok arkadaşlarımız verdiği ana parayı aldılar. Karları hisse olaraktan devam etti. Ben bunlara şahidim, tabii, biliyorum. Tabii. Ama son zamanlarda hisse alıp da böyle 9.000, 10.000, işte 3-5 bin eurosu olup alıp da yatırıp son zamanlarda bu borsaya girdikten sonraki süreçte paralarını veya hisselerini almak istedikleri zaman borsadaki hisse değerleri biraz düşüktü. Evet. Bunlardan dolayı da tabii şimdi vatandaş ne diyor? Ya işte biz şu kadar para verdik. İşte euro şu. Evet, hissemizin bedeli şu. Bunların durumu nedir? Yani vatandaşın birçoğunun belki duymak istediği sizden bu konuyla ilgili. Tabii borsa değeri arttı, şu oldu vesaire. Yatırmış olduğu euroyu koruyor mu? Sizin hisse şöyle değerlerinizin artışı. Şimdi mesela 1990 yılında sizin tabirinizde söyleyeyim 10 bin euro yatırdı 90 yılında. Eğer vatandaş şunu bekliyorsa ben 90 yılında 10 bin euro yatırdım ama işte 91'e geldiğimde %10-15 bana euro bazında kar payı verdiler. Bu işte 11.500 euro oldu, çekmedim. Tekrar bir %20 daha verdiler. Bu 15 bin euro oldu. 15 bin euroyu bekliyorsa öyle bir şey yok. Yani böyle bir dünya yok. Ama 10 bin euroyu beklemesi lazım. Çünkü 10 bin euroyu şu an ulaştık. Yani borsa değeri olarak Türk lirası bağlamında ulaştık. Elindeki hissesini eğer bugünkü borsaya kaydı iyileştirir ve borsadaki değer üzerinden satarsa ki şu günler birkaç gündür borsa aşağı doğru. Bunu bir saymazsak bizim hissemiz sürekli kuzeydoğuya doğru dik, karlı bir şekilde gidiyor. Beklerse rahatlıkla 90'lı yıllardaki 10 bin euroya yatırdığı parasını alabilir. Biz son birkaç yılın bir yatıranların alabilmesi için de hissemizin değerinin böyle bir 35'leri falan bulması gerekiyor. Bizim yaptığımız SWOT analizleri, değerlendirmeler onu gösteriyor. Şu an o anlamda bir mağduriyet yok. Ama biraz önce dediğim gibi ya işte ben çekmedim. Çekmedikçe üzerine kar payı koydu. 10 bin euroydu ama bu holding sıkıntıya girdiğinde bu 20 bin euroya ulaşmıştı. Diyorsa o ben 20 bin euro yok yani. Niye yok? Oraya geleyim istersen. Sayın Başkanım zaten o kar payını aldı kullandı çoğu vatandaşın. Orada evet. Tabii ana para var ya ana para evet. Şimdi tavuğun yumurta hikayesi aldı adam. Onları birçoğu çekti. Ha çekmeyip böyle katman olaraktan orada kalanlar da vardır mutlaka. Ben 2016'da geldiğimde Almanya'dan bir heyet beni ziyaret etti. Heyet. O heyet içerisindeki arkadaşlarımızın söylediği. Eğer dediler o 0.8 lira olduğu günden bahsediyorum. Bizim hissemiz 15 liraya ulaşırsa bizim mağduriyetimizin çoğu gider. Tamam tam yatırdığımız para değil ama avukata vereceğimiz para
vesaireye vereceğimiz parayı düşündüğümüzde avukat zaten yarısını alıyor, şu kadarını alıyor. Bu bizi korutur gibi bir sözleri oldu. Şu an onun çok çok fevkinde, üzerinde bir kazanç söz konusu. Hisse, borsadaki hisse değerlendirmesi açısından baktığımızda. Şu an mağdur olanlar, bize mahkemeye verenler mağdur. Kanun çıktıktan sonra bunlarla ilgili avukatların biz kanuni paralarını ödüyoruz. Ama avukatlarla yaptıkları anlaşma gereği %25, %20, %30 artık ne kaptırdıysa hissesinin %20'sini ona veriyor. Dolayısıyla adam 10 bin euro yatıran adam 10 bin euroyu bugün avukata vermemiş olsa borsadan alabilecekken avukata götürüyor. İşte avukat da onun 3.000-3.500 eurosunu alıyor. Artın arkasından mahkeme masrafını alıyor vesairesini alıyor. En sonunda elinde küçük bir para kalıyor. Yani şu an genel anlamda düşünürsek beklesinler. Yani bizim bera olarak savunma sanayinde ben geldiğimde hatırlarsanız basın toplantısına belki siz katılmışsınızdır. Katıldım. İki alanda büyüyeceğiz dedim. Birincisi savunma sanayi, diğeri de enerji diye. Enerjiye giremedik. Enerjide çünkü çok öz kaynak gerektiriyor, nakit gerektiriyor. Holdingin de çok sıkıntılar olduğu için davalar nedeniyle bunlara giremedik. Biz bugüne kadar 700 milyon liraya yakın bize açılan davalara paralar ödemişiz. 700 milyon lira parayı ben ödemek yerine kar payı olarak dağıtsaydım bu şeylerim, ortaklarıma farklı olurdu. Bırakın kar payı, kar payı olarak dağıt. Ben bunu bazen ödeyebilmek için bankadan borçlanmışım ben. Bugün finansman borcumuzun çoğunun ana nedeni bu açılan davalara yapmış olduğumuz ödemeler. Yoksa biz büyük bir yatırımdan dolayı bir finansman yükü altında değiliz. Veyahut da büyük bir yanlış bir eylemimizden, yatırımımızdan dolayı bir para batırdık da ondan dolayı bir finansman yükü yok. Bu finansman yükünü bizim bu sene birazcık azalttık. Geçen sene kanun çıktığında 160 milyon liraya yakın para icrada rehindeydi. Yani Yargıtay onay verirse 160 milyon dava açanlara dağıtılacaktı. Kanun çıkınca o 160 milyon artık mahkemelerde her gün görüşüle şu an 100-120 milyon civarında para döndü sanıyorum. En son rakamları almadım ama o civarda döndü. Yani kombaslana geri döndü. Geri döndü tabii rehin olarak. Bizim cebimizden rehin bırakmışız şeye. Evet. İcraya. İcra demiş ki Yargıtay kararı geldikten sonra sen benden alabilirsin paranı. Yargıtay kanunda çıkınca onun önünü kesti kanun. Onun üzerine biz de mahkemelere başvurduk. İcradaki paralarımızı her bir dosya üzerinden görüşülerek alıyoruz şu an. Yani bu da bize bir ilave kaynak sağladı. Yani holdingin önünü açacağız Allah izin verirse. Bunun holdingin önünü açıldıkça yeni yatırımlara gireceğiz. Kağıtta yeni yatırım düşünüyoruz. Belki ikinci Sayın Başkanım, gazete kağıdı da üretin. Gerçi biraz zor ve maliyetli ama. Yani bir espri olsun diye söylüyorum. Ya şöyle gerçekten bir şey Yusuf Bey. Kağıt sektörü o kadar çok geniş ki. Evet. Yani birinci hamur kağıttan tutun da gazete kağıdına veyahut da ne bileyim bu ondüle kağıtlar karton kutu sanayine, hurda kağıttan farklı bir şey üretmeye çok farklı alanları var. Biz birazcık uzmanlık alanımız bu. Yani kendi ekosistemimiz birinci hamur kağıt üzerine. Evet, yani bunun ham madde tedariğinden, teknolojisine, mühendislik birikimine, müşteri ağına, satışa, milli eğitim ve özellikle Libya, Irak ve Suriye milli eğitimleriyle ilişkilerimiz var. Oralarda büyük matbaalarla işler almışız. Oralara işler yapıyoruz. Öyle olunca uzmanlık alanımız bu. Biz bu uzmanlık alanımız da şu an hala açık var. Biz bu açığı ikinci bir hatla, hatta bunun birazcık daha ilerisi Amerikan Bristol kağıdı dediğimiz. Size şöyle tarif edeyim Amerikan Bristol kağıdı. Biliyoruz. Bu ilaç kutuları var ya, ilaç kutuları. Evet. Tamamen hijyenik olması lazım. Bu kağıtların birazcık daha 400-450 gram. Bunlar 80 gramdır metrekaresi. Onlar 450 gram ağırlığında daha kalın olan hijyen olarak kullanılıyor. Türkiye'de üretimi yok. Biz bu alanda yatırım yapacağız. Buna niyetimiz var. İnşallah, İnşallah. Şu şeyi bir çözersek, pandemi sürecini bir aşarsak, bir iki tane de işte bu gelecek kaynaklarımız var. Savunma sanayinden de ilave yeni yeni projelerimiz gelecek inşallah. O projelerle birlikte, kaynakla birlikte bir de Kombassan kağıdın ismini Konya kağıt olarak değiştirerek Konya'nın ismini daha ön plana çıkartmak istedik.
Konya kağıdı da borsaya açıyoruz. Oradan gelecek bir kaynakla da bu tür yatırımları destekleyeceğiz inşallah. Süreci bir açar mısınız Sayın Başkanım? Konya kağıdın halka arz sürecini, atılacak adımları bir paylaşır mısınız? Şöyle, biliyorsunuz halka arz süreci SPK'nın gözetiminde gidiyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız şirketin ana sözleşmesinde bir takım değişiklikler yapılıyor. Bunlar SPK'nın denetiminde şimdi. Ana sözleşme değişikliğinden sonra izahnameler ortaya çıkacak. İşte bizim borcumuz nedir, harcımız nedir, nasıl satacağız, ne düşünüyoruz, niçin bir halka arz ediyoruz? Çünkü ben niçin halka arz ettiğimi küçük yatırımcıya izah etmezsem küçük yatırımcı benim hissemi almaz. Küçük yatırımcı da şu algı olursa, ya senin şirketin batak demek ki, bize böyle batak şirketin hisselerini satıp şirketini kurtarmak için mi bize bu hisseyi satıyorsun? Algısı olursa olmaz. Dolayısıyla karlı, potansiyeli olan ve hikayesi, borsada hikaye yaratmak lazım. Bizim yaptığımız şeylerden, önemli şeylerden biri de biz hikaye yarattık. Ayağı yere basar hikayeler. Ne dedik? Kağıtta dedik büyüyeceğiz. Yatayda çok büyümüşüz. Yatayda küçüleceğiz, dikeyde büyüyeceğiz. Yani ben hayvancılıkla niye uğraşacağım? Veya başka bir petrol işletmeciliğiyle niye uğraşacağım? Oraları ben kapatıp kağıtta ikinci bir hatla büyüyeyim ben. MPG'de büyüyeyim, Kompen'de büyüyeyim. Yani 5-6 tane ana sektör seçip turizmde fazla büyümek istemiyoruz. Tek bir otelimiz üzerinde bunu kalalım istiyoruz. Turizm çok bir sektör. Çabuk etkilenebilir sektör. Bizim Rulman çok hızlı büyüyen bir sektör. Rulman'daki yatırımlarımızı artırmamız lazım. Bizim Düzce'de de bir Rulman fabrikamız var. Yani buralarda belli yerlerde büyüyeceğiz. Bu hikayeyi biz böyle yazdık. Ve bunu da realize ettik. Lokman Bey de söyledi. Otellerimiz, Ankara Vera Otelimiz vardı. Zarar ediyordu. Kapattık. Belli alanlardan çıktık. İşte beton santralimiz vardı. Kapattık, çıktık. İnşaatta küçüldük, küçülüyoruz. İnşaatta sadece davetiye usulü bir şu an Elazığ'da bir 820 konutluk bir işimiz var. O da karlı olduğu için gidiyoruz. Yoksa Tokyo'ya falan iş yapmak gibi niyetimiz yok bundan sonra. Evet. Başkanım, bir giriş yapalım mı? Tabii, buyurun Lokman Bey. Aslında çok güzel bir portre çizdi başkanımız. Biraz daha global bakmak istiyorum izin verirseniz. Gerçi siz kendi hedeflerinizi aşağı yukarı sektör olarak belirlediniz ama aslında Konbassan şimdi Bera ismiyle hayatımıza girerken mesela işte Afralar vardı perakende ama isim olarak hala zihinlerimizde yer alıyor. Air Alfa vardı. Uçak şirketi. Şimdi pek çok izleyicimiz Air Alfa nedir diyecek. Yani örnek diyelim, reklam olmazsa da Yaşar. Pegasus gibi bir havayolu şirketi. Aynen. Belki o şirkete şimdi 300 kadar... Onlardan çok önce kurulmuş. Tabii onu diyeceğim. Yani çok hocanın önce bu vizyonunu iyi Konya, görmemiz lazım. Konya merkezli bir havayolu şirketiydi ve tüm dünyaya, özellikle Avrupa'ya, Almanya'ya uçuşlar yapıyordu. Tüm Türkiye uçabilecek bir vizyon vardı aslında. Haşim Bayram tekrar selametle analım. Yani çok büyük bir ufuktu. Şimdi size bu anlamda yeni vizyonerlik bakışınızla alakalı merak ediyorum. Konya'nın tabii 2-2,5 milyar civarında, milyar dolar civarında ihracatı var ki bu açıkçası küçük, düşük rakamlar. Şimdilerde bizim 5-6 milyar doları bulup belki 2023 sonrasında da 10 milyar dolar hedeflememiz lazım. Ama baktığımızda sanayide hacim olarak büyük, diğer olarak küçük ürünler üretiliyor. Onun için rakam tutmuyor. Şimdi bu çerçevede sizin MPG ile savunma sanayine bir giriş yapacaksınız. Aselsan da belki partneriniz olacak. Oradaki ilişkiniz ne boyutlu? Belki ona bir ortaklığımız var Aselsan'da. Atıf yaparsınız. Onu duymak isteriz. Bu çerçevede yazılım, özellikle savunma yazılımlarıyla alakalı Türkiye önümüzdeki 10 yılda ciddi hedefleri olan ve projesi olan gençlere hayatlarının fırsatlarını soracak bir ülke. Bera'da özellikle değerde büyük, hacimde küçük işlerle alakalı bir projeksiyon çiziyor mu? Birincisi bu. İkincisi de bugünlerde çok konuşuluyor. Lütfü Bey'in adını çok andığınız için geçen hafta bir açıklaması vardı. Biz kripto paralarla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz, temkinli yaklaşıyoruz ama kendi dijital paramızı Merkez Bankası'na talimat verdik, çalışıyoruz. Sizin hem bu dijital paralarla alakalı, biraz önceki cümleme atıf yaparak söylüyorum. Yani gelecek vizyonuyla alakalı Bera
dijital paralar ve Türkiye'nin kendi para birimini oluşturmasıyla alakalı boyuttaki bakışınız ve kanaatlerinizi açıklarsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Biz savunma sanayinde biliyorsunuz zırhlı askeri vinçle girdik. Bir diğer ürünümüz de bomba imha kolu. Bugün açıldığı zaman 7,5 metreye gidebilen, katlandığı zaman 80 santim veya 1,5 metre eninde o kipri araçların üzerinde monte edilen, özellikle terörle mücadele alanlarında açılan kol hem mayını dedekt ediyor, hem yerini buluyor, hem çıkartıyor, hem imha edebilecek bir çok şey. Çok ergonomik bir cihaz yani. Belki inşallah bir fırsatımız olur da fabrikaya da biz size onları bir... Eskide basma mensupları fabrikalara götürülürdü. Bundan sonra yapalım inşallah bu tür şeyleri. Kulaklar açısındasın. Haşim Hocam deri fabrikasına götürürdü çanta. Ondan sonra mont böyle herkese böyle giydirirdi. Birazcık o şey alanlarımız yeni yeni canlandırmaya başlıyoruz. Biraz önce Kombatsan dedim ya, Kombatsan çok içine kapanık bir yapısından da artık dışa dönük, daha şeffaf, daha kurumsal bir yapıya doğru geçeceğiz Allah izin verirse. Sayın Başkanım şu anda neyi hatırlıyorum biliyor musun? Haşim Hocam aynı yine bu ekranlarda Kombatsan'ı anlattığı o... Onun heyecanı yansıtıyorsa ne güzel. Yani o günler evet. Şu anda hocam da böyle tombul tombul, kulaklar açınlasın, Allah sağlık saatini artırsın. Böyle güzel güzel anlatırdı. Yani o günler bir anı olaraktan şöyle hatırıma geldi. Eyvallah abi. Buyurun. Şimdi tabii Lokman Bey'in söylediği çok önemli. Biz evet. Aselsan'la bu arada o 1 milyon dolarla ortaklığıyız. Konya Aselsan'ın ortağıyız. Eğer davalarımız olmasaydı, hukuk davalardı, ben oraya çok daha büyük bir oranda ortak olmayı çok arzu ediyordum. Savunma sanayinin içerisinde bulunalım diye. Şimdi bizim ürettiğimiz zırhlı askeri vinçin kilosu 25 dolar. Yani çok yüksek bir şey. Yani bunun tonajını, sattığımız fiyatını aracın tonajına bölerseniz 25 dolara geliyor. Yani şimdi böyle bir ürünü Amerika'da şurada bulmak, üretmek kolay bir şey değil. Bunun içerisinde yazılım var. Bunun içerisinde savunma var. Bunun içerisinde silah var. Yani üzerine silah sistemi var. Şimdi genelde bizim bir normal bir vinç ürettiğimiz zaman o vinçin kilosu bizde aşağı yukarı 3 dolar, 4 dolara falan gider. Ama işin içerisinde savunma girdiği zaman, işin içerisinde zırh girdiği zaman, işin içerisinde silah girdiği zaman, işin içerisine yazılım ve teknoloji girdiği zaman katma değer daha da yüksek çıkıyor. Çok yükselecek evet. Yükseliyor. Yazılım konusunda bütün bunların yazılımının donanımını kendimiz yaptık. Bizim zırhlı vinçin içerisinde. Kombatsan bünyesinde şey. Beraber bünyesinde. MPG, Makina Production. Eski Acar Vinç. Acar, evet, eski Acar Vinç'i biz MPG, Makina Production grup olarak değiştirildi. Orada çok güzel bir ekibimiz var. Veysel kardeşimiz var işin başında. Bu işi çok iyi götürüyor. Biz de onların arzu ettiği Ar-Ge ile ilgili hiçbir kısıntı yapmıyoruz. Ar-Ge'ye çok önem verdik biz. Zaten bu ürünü yapabilmemizin, sunabilmemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunun kabul görmesinin ana nedeni Ar-Ge'de hiçbir cimrilik yapmadık. Ar-Ge'de alabildiğine bütçenin önünü açtık. Bize böyle bir imkan sağladı. Şimdi bizde şöyle bir şey vardı toplumda. Ya ben bunu yapacağım, edeceğim de kimse almazsa bu elimde kalır. Niye bu kadar buna 1 milyon dolar Ar-Ge maliyeti harcayayım? Gibi bir algı var. Haklı da bir kaygı bu. Ben bunu kınamıyorum. Ama bunu yapmazsanız da ortaya da ürün koyamazsınız. Ya o riski almazsan ticareti olmaz. O riski almazsanız olmaz ürün de koyamazsınız. Şimdi biz o riskleri aldık, yaptık. Belki de holding olduğumuz için o riski aldık. Yani MPG'de sıkışırsak kağıttan destekledik. Holding merkezden destekledik, aldık. Ama sonuçta ortaya çok güzel bir şey çıktı. Şimdi dijital paralar bizim işimiz değil yani şey olarak. Bunlar genelde işte bu Bitcoin dedikleri blockchain sistemine göre. Dünyanın gidişatı olarak bahsedildiği için sizin bununla ilgili bir öngörünüz var mı anlamında? Blockchain yazabilecek bizde arkadaşlarımız var. Yani bizim arkadaşlarımızın bilgi donanım açısından orada bir sorun yok. Blockchain yazılabilir. Ama blockchain şöyle bir özelliği var. Blockchain'de siz bir yerde mesela 100 kişiyseniz 100 kişiden ancak birine müdahale ediyorsunuz. Diğerlerine müdahale edemediğiniz için sistem bozulmuyor. Kendini koruyor. Dolayısıyla bir yerde bir Bitcoin varsa başka biri Bitcoin'i sizin çalmaya kalksa bile çalamıyor. O kayıtlar başka yerde de var çünkü. Banka kayıtları öyle değil. Banka kayıtlarına gidiyorsunuz. Sizin hesabınıza bir müdahale ederlerse, şifrenizi bulunursa bir günde hemen hesabınızı çekiveriyorlar. Bankada diyemiyor ki, bankada size şunu demiyor.
Kardeşim bana ne? Yani kendin şifresini vermişsin, kendin çektirmişsin. Ben sistemim öyle, benim bilgisayarım ona göre hareket eder diyor. Banka da kendini temize çıkartıyor. Şimdi Bitcoin'lar gibi blockchain sistemleri birazcık devlet denetiminden, merkezi denetimlerin dışına çıkmaya başladı. Dışına çıkmaya başlayınca bu da terör örgütleri tarafından çok rahatlıkla kullanılabilir hale geldi. Yani bakmayın siz Amerika'da Elon Musk'ın falan işte Bitcoin'ini alacağım, Bitcoin'ini satacağım. Yani böyle bir volatile, böyle uçar bir şey olmaz yani, piyasa olmaz. Bugün 45 dolar, iki gün sonra bakıyorsun 60 dolar. Herkesin düşmüş. Yani 30, stabilite yok. Ben Bitcoin'le ne alacağım, ne satacağım? Yani para dediğiniz bir stabilitesi olur. Para dediğiniz bir öngörülebilirliği olur. Para dediğinizin arkasında bir itibarlı bir merkez bankası olur. İtibarlı bir devlet olur. Tam da bu işte yani. Gerçek üretim yapanlar aslında dokunulabilir şeye destek verirler ve devletlerin arkasında olacağı şeylere destek verirler. Devletler şimdi bu Bitcoin türü şeyleri nasıl reorganize ederiz diye düşünüyorlar. Yani biz Bitcoin'i kendi haline bırakılırsa işte adam aldı 1 dolarlardan çıktı şimdi 60 dolarlara. Belki nereye çıkacak bilmiyorsunuz. Bir de ortada çok serseri mayın gibi dolaşan para var. 7 trilyon para pompalandı pandemi döneminde. Bunlar biraz bir kısmı altına gitti. Altın 2200 dolarlara çıktı. Ondan sonra şimdi düştü 1700 dolarlara. Şimdi Bitcoin'da yarın ne olacak? Şimdi borsada bile millet artık para kazanamayınca oradan Bitcoin'a dönmeye başladı. Fakat başkanım özür dilerim. Uzman Elif Nuroğlu diyor ki 2140'a kadar 21 milyon Bitcoin üretilecek diyor. Yani böyle bir öngörüyü de geçen o gün Bitcoin'la ilgili. Ethereum farklı. Mesela Ethereum da bir işte dijital para. Hı hı. Bitcoin'un ürettiği o. Bitcoin için çok ağır bilgisayarlar var. Çok enerji tüketiyor. Oradaki şeyle blockchain programıyla sayısı ona kadar ulaşıyor. Yani öyle sonsuz bir anlamda üretemiyor. Ama Amerika Merkez Bankası'na basarsanız bir gecede dünyanın şeyini basıyor. Ama Amerikan Merkez Bankası'nda koruyan 1944 yılındaki Bretton Woods'taki anlaşma. Bretton Woods'taki özellikle 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru, 1945'te sona erdi biliyorsunuz savaş. Dünya ekonomisini canlandırabilmek için adamlar savaş sonrası, dünya ticaretini de canlandırabilmek için tamamen bir rezerv paraya ihtiyaç vardı. Onu da Amerikan doları oldu. Çünkü Avrupa o dönem güçsüzdü. Savaştan yeni çıkmıştı. Japonya savaştan yeni çıkmıştı. En güçlü devlet Amerika'ydı. Ekonomi oradaydı. Ondan sonra işte Friedman oradaydı. Değişik insanlar, yani aklınıza gelen bütün iktisat teorisyenleri oradaydı. Onun üzerine sistemi orada oturttular. Birleşmiş Milletler yeniden organize oldu. Arkasından Dünya Bankası kuruldu. Dolayısıyla bir itibarlı bir devletin itibarlı bir parası olan dolar rezerv para oldu. Biz bugün bile hala rezervlerimizi anarken şu kadar milyar euro demeyiz. Euro dolar. Rezerv para değil. Altın ve dolar. Şu kadar dolarımız var, şu kadar altınımız var. Amerika Merkez Bankası da kendi rezervini o ölçekle ölçüyor. Japonya Merkez Bankası da o ölçekle ölçüyor. Avrupa'ya gidiyorsunuz, Avrupa da kendisini diyor ki şu kadar dolar karşılığı euro'm var diyor ama şu kadar dolar rezervim var diyor. Bitcoin'in mimarı zaten Japonlar değil mi başkanım? Bir Japon birinin yazılımından kaynaklandı ama onu bazen sanal da olduğunu söylüyorlar o kişinin. Japon bir şeyden Bitcoin yazılımcısı. Evet. Ama bu konuda en ileri şu an şey Ethereum olduğu söylüyor ama Ethereum da fazla bir şey yapmadı. Evet. Tutmadı. Başkanım yavaş yavaş sona geliyoruz söyleşimizde. Gerçekten çok değerli açıklamalar yaptınız. Değerli meslektaşlarımızın da Konya özelinde de ve holdingin geçmişine dair de özel sorular oldu ama programın başında ifade ettiniz ki ekonominin seyrini belirleme adına çok farklı unsurların olduğunu ve asıl oranın da güven olduğunu ifade ettiniz ve güvenli limanlar aradığını piyasanın söylemiştiniz. Onu biraz açalım mı bu bölümde ve şimdi bizimle yeni birlikte olan seyircilerimiz için de bir toparlama süreci yaşayalım bu dakikalarda. O güvenli liman olabilecek kapasitemiz var ülke olarak, onun farkındayız. Güçlü bir ülkeyiz ama bir siyasi istikrar tabii ki çok önemli. Bugünlerde konuşulan bu HDP'nin kapatılma süreci, davası, yeni bir takım sürpriz krizlere kapı aralar mı? Ekonominin dengesi bozulur mu? O güvenli liman olma özelliğimizden uzaklaşır mıyız?
Yani böyle bir siyasi kariyerinizle ilgili de deneyimlerinizi biliyoruz. Bir fotoğraf çeker misiniz bize? Şimdi HDP'nin kapatılması ekonomiyi çok küçük oranda etkilerse etkiler, büyük oranda etkilemez. Hı hı. Yani ekonomi, finansman gelmesin. Ya HDP kapatılıyormuş, ben Türkiye'ye gidip yatırım yapmam diyebilecek bir yatırımcı düşünemiyorum. Şuna gelirler, Türkiye'de genç bir nüfus var. İyi bir yetişmiş, hı hı, potansiyel var. Tüketim kabiliyeti yüksek, hı hı, eğitimli ve Avrupa ile entegre olmuş, dünya sistemiyle entegre olmuş bir ülke var. Buraya gelirler. Bunlar birkaç güvence isterler. Yani ne isteyecekler? Ya ben buraya geldiğimde benim malıma mülküme el koyma kardeşim. Hı hı. Ben yatırım yapacağım zaman ben istikrar isterim. Sık sık bu ekonomik kararlarını sık sık oynama. Merkez Bankası kararlarıyla çok fazla oynarsan ben bugün sana güvenir bu parayı getiririm ama bir kararla birlikte sen kambiyo rejimi getirirsen ben buradan kaçar giderim. Yani bu tür şeyler de işte reform paketi dendi. Reformdan daha çok bir tasarruflar veyahut da tedbirler paketiydi Lütfü Bey'in açıkladı ama onun arkasından da reformla ilgili bir takım kanun değişiklikler gelecek. Reform deyince koskoca bir kanunu tüm değiştirirseniz ticaret kanunu bu bir reformdur ama bazılarını değiştirirseniz bunu reform olarak algılayamayız. Yani burada reform, bence de reform olarak görmüyorum bunu ama bir tedbirler paketidir bu. Faydalıdır, güzel şeyler yapılması lazım burada. Güvenin sarsılmaması lazım. Yani özellikle yabancı da yatırımcı da güven ister. Ben de bugün yatırım yapacak olursam, ya ben bir dolar bazında borçlanıp döviz bazında bir yatırım yapacağım zaman ben bir sene sonra bütçemi belirlediğimde ya döviz şu an 7.20'den alıyorum ama bunu 7.60 olacak diye bütçe yapıyorum ben. Ama 7.60 olmayıp da 8.60 olduğu zaman benim bütün hesaplarım bozuluyor. Ondan sonra zarar etmeye başlıyorum. Ben 7.60 üzerinden maliyet belirlemişim. 7.60 üzerinden kar payı koymuşum. Ve koyduğum kar payı 8.60 olduğu zaman bunu karşılamıyor. Yani öngörülebilirlik çok önemli. Yani şu an Lütfü Bey'in de, Naci Bey'in de, Sayın Cumhurbaşkanımızın da birinci derecede amacı ekonomide öngörülebilirlik. Öngörülebilirlik oturduktan sonra da enflasyonda aşağı doğru çekilme. Dövizde bir duraksama. Dövizde duraksama olursa döviz tevdiat hesapları, özel şahısların döviz hesapları çözülecek. O çözülmüyor. Sıkıntı orada. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri. Memur bile bugün gidiyor, adam 500 dolarını götürüyor, hemen alıyor bir taraftan 60-70 dolar bir tarafa koyuyor. O noktaya geldik. Şimdi bunun bir çözülmesi lazım. Burada ekonomiye güvenin olması lazım. Adama da bir şey diyemiyorsun. Adam şimdi TL'de tutsa bir ay içerisinde, 15 gün içerisinde döviz %10-%15 değer kazanıveriyor. Ondan sonra parası onun o kadar eriyor. Üretici açısından bakıyorsunuz, dövizde bir istikrar olmadığı için, yani öngörülebilir bir istikrar olmadığı için ihracatınızda ve ithalatınızda, mesela ben diyorum ki ya selüloz ithal edeceğim dövizde. Şimdi tonunu 1000 dolardan ithal ediyorum. Bunun karşılığı olarak da 700 TL'den çeviriyorum. Türkiye'de 7.2 liradan maliyet giriyorum. Ama ben bunu ödemeye günü gelince 7.2 liradan ödeyeceğim döviz hızlı bir oynaklıkla 8.5 liraya çıktığı zaman ben ona 7.2 lira ayarlamışsam döviz başına 8.2 için ilave kaynak bulmam lazım. O zaman ne yapıyorum? Bankaya gidiyorum, borçlanıyorum. Ve benim maliyetim artıyor. Ya dengeleriniz bozuluyor. Dengelerimiz bozuluyor. Yani bütün mesele öngörülebilirlik. Hı hı. Piyasada öngörülebilirlik önemli. Güvenin de temeli odur. Yoksa toplumumuzun hakikaten tüketim kabiliyeti yüksek. Yani her alanda, yazılımda da öyle. Yani teknolojide de öyle. Yani teknolojiye, yeniliğe çok açık bir toplumuz biz. Birinci derecede öngörülebilirliği sağlamaya çalışıyorlar. Burada da dövizin önünü kesmek için dün biliyorsunuz beklentinin üzerinde bir faiz artışı yaptılar. O da aşağı yukarı dün %1.5'tu. Bugün de %2 civarında bir dövizde bir gerileme oldu. Neredeyse 7.75 lira kadar olan döviz şu an bir 7.20 lira kadar düştü. 7.20 lira kadar düştü şey evet. olarak. Bu önemli. 7.20'lerde tutarsak uzun süre vatandaşta şu güven olacak. Ha dövizde bir artış yok. Ben o zaman döviz tevdiat hesabımı bozayım.
TL'ye geçeyim veya artık ondan bir alışveriş yapayım, ondan bir araba alayım. Yani parayı ekonomiye enjekte etmeye başlayayım. Şimdi siz bunu döviz tevdiat hesabında tutarsanız piyasaya da parayı aktaramıyorsunuz. Ne alacağınızı da bilemiyorsunuz. Ya dövizler değişebilir diyorsunuz, araba almayı öteliyorsunuz, ev almayı öteliyorsunuz, yatırım yapmayı öteliyorsunuz. Bunları ötelediğiniz zaman bu paralar ekonomiye girmiyor. Bir yerde duruyor. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bir de çok özür dilerim. Buna ilave, biz Türk toplumu olarak Sayın Başkan bir yatırım ezberi toplumuz galiba. Yani hemen aklımıza işte gayrimenkul, efendim işte döviz, altın. Bu doğru bir yaklaşım mıdır, yoksa buna da bir açılım getirmemiz, bunu da böyle biraz farklılaştırmamız falan gerekir mi? Yani bir fikir olsun, bir beyin jimnastiği yapalım anlamında soruyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani hemen aklımıza bunların gelmesi doğru mudur? Şimdi öteden beri bizde altın bir yatırım aracıdır. Bizde de dünyada hemen hemen öyle. Bizim gibi mesela Pakistan'da öyle, Hindistan'da öyle, Çin'de öyle. İnsanlar elindeki birazcık parası oldu mu hemen bir küçük altın alır koyar. Biz öyle yapıyoruz hala. Geleneğimiz de öyle. Yani başka türlü de bunun yolu yok. Alım satım arasındaki o farkı, spread'i zamanı geliyor. Ödüyoruz, karşılıyoruz. Evet. Çünkü o değer kazanınca. Hiç umursamıyoruz da. Ya işte biz aldık bunu da 5 gramı 530 lirayı da şimdi 420'ye olduğunu şey yapmıyoruz. Ama borsaya girersen günü günlük takip ediyorsun. Bera hissesi ne olmuş? Vay 28 lira olmuş. Ya bugün biraz düşmüş. Şu olmuş, bu olmuş. Şimdi buradaki arsa gayrimenkule yatırım dönemi kapandı Türkiye'de bana göre. Çok kupon araziler varsa ona bir şey demem. Ama ben bir arazi alayım, bekleteyim. 3 sene sonra normal piyasa enflasyonların çok üzerinde kar getirir dönemi artık yavaş yavaş kapandı. Türkiye'de o dönem özellikle 2005 ile 2011 arasında çok cazip bir dönemdi. O dönemde işte Konya'da da, Aksaray'da da, Ankara'da da her yerde de binalar fırladı, arsaların değeri arttı. Dolayısıyla hızlı bir şehirleşme, şehre göç oldu. Arsaya talep, binaya talep. Artık daire alayım da yatırım amaçlı daire alma şeyi de kapandı. Bundan sonra insanlar yeni yere gidiyor. Yeni yeni alanlara. Mesela bunlardan biri de 1 milyon üzerinde yeni yatırımcıyla borsaya girişler oldu. Yani bunların çoğunun da borsaya soktukları para kişi başı da 15-20 bin lirayı da geçmiyor. Öyle çok büyük 1 milyon yatırımcı dedik ama öyle birer milyon dolarla gelmediler borsaya onlar da. Bu küçük yatırımcıların borsaya girmesi lazım. Borsa kendi içerisinde bir dinamiği olan bir şey. Ama borsanın birazcık daha güçlenmesi gerekiyor. Yani bir adam iki kişi alıp da bir hisse senedini, yani değeri 2 milyon dolar olmayan bir hisse senedini alıp yükseltip piyasa değeri 1 milyar dolara çıkartıyorlarsa SPK'nın da devletin de herkesin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Evet. Yani burada ben bir firma hatırlıyorum, bir arkadaşımız tarafından kurulmuştu T-Kuru diye. Sadece o sebze meyve kurutan bir firmasıydı. Onu sattı birilerine. O birileri aldı onu. Tam %5 20 kat mı 30 kat mı değerin üzerinde değer kazandı. Şimdi buralarda biraz belki kanun düzenlemelerle, reform tür düzenlemelerle borsaya açışı kolaylaştırmak ama küçük yatırımcıyı da korumak lazım. Evet. Spekülatörler çok önemli. Müsaade ederseniz ben biraz önce Yusuf Bey'le Aralık'ta bir şey konuştuk. Yusuf Bey'le, Adem Bey'le. Evet. Biz şimdi Bera olarak 2018 yılında Financial Times Exchange Endeks'e aldılar bizi. O da nedir? Borsadaki bu bizim hikayelerimiz, yaptığımız yatırımlar, kapattığımız zarar edenleri kapatmamız, mali durumumuzun güçlenmesi, şeffaflığımız, KAP'ta kamuoyu aydınlatma platformunda açıklamalarımız nedeniyle bizi geleceği, öngörülebilir bir geleceği olan şirket statüsüne alıp Avrupalı uzun vadeli yatırımcılara bizi tavsiye ettiler. Kanunumuz çıkmadan önce 1 milyon 700 bin hisse yabancıların elindeydi. Kanunumuz çıktıktan sonra bugün 33 milyon hisse yabancıların elinde. 32 milyonu geçti. Şimdi geçen bundan 3 ay önce 4 ay önce de Financial Morgan Stanley endeksine. Şimdi dünyada Morgan Stanley Japonya endeksi var. Morgan Stanley Türkiye endeksi var. Morgan Stanley Almanya endeksi var. Mesela Amerikalı yatırımcı gelip yatırım yapacağı zaman Morgan Stanley endeksindeki hangi hisseler var? Bakıyor ki işte Sasa var, Bera var, Arçelik var, şu var, bu var. Öncelikle oraya gidiyor.
dışarıdaki başka hisselere gitmiyor. Nitekim Lütfü Beylerin gelişimiyle birlikte, yani göreve gelişimiyle birlikte 1 milyar 100 milyon o hafta içerisinde Türkiye'ye, borsaya para girdi. Bunun sadece 30-35 milyon dolar BERA'ya geldi. Yani o dönemde bizim hissemiz 9 liradan 24 liraya birdenbire fırlayıverdi. Maşallah. Yani hep yabancılar geldi. Biz telaşlandık, nedir diye. SPK'ya gittik. Ya bu nereden mi oldu? Yani hayır, bu alamet ne acaba? Hissemizin birdenbire 9'dan 24 liraya çıkması falan. Dediler ki ya Morgan Stanley endeksine girdiniz. Yani yabancıların ilgisi çok birden arttı size dediler. Şimdi bu bizim ilgiyi korumamız lazım. Yani bana düşen görev bu. Yani hem ülkeme olan sorumluluğum açısından, hem BERA yatırımcılarına, yeni gelen yatırımcılar açısından, hem yabancılar açısından, hem de bizim Kombasına yatırım yapmış, o küçük bileziğini verip de umutla veren o teyzelerimiz, o sakallı amcalarımızın küçük birikimleri açısından bizim bunu canlı ve diri tutmamız lazım. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar holdingin imajını en üst derecede tutmaya çalışıyoruz. İmajına bir leke gelmemesine gayret gösteriyoruz. Savunma sanayinde güzel şeyler yaptık. Başka alanlarda da bunu yapalım istiyoruz. İnşallah sizlerin de duası ve desteğiyle Sayın Başkanım, daha biz güzel. De sizlerle beraber aynı şekilde, aynı temennilerle destekliyoruz. İnşallah. Ben Yaşar Bey'in bu sorusunun üzerinde şunu söyleyeyim. Bu katılımlar hangi ülkelerden olduğu belli mi? Yani seçebiliyor katılımlar muyuz? Katılımlar şöyle abi. Yani hisse alanlar, borsalar. Şöyle, hisse alanlar şahıslar değil. Bunlar genelde fonlar. Mesela dünyanın en büyük fon yöneticisi Warren Buffett denen bir Amerikalı var. Bu Vanguard şirketlerinin sahibi. Vanguard'lar çok değişik, Vanguard adı altında şeyleri var. Bunların fonları var. Mesela Illinois Emekli Öğretmenler Fonu diyor. Onların bizde 1 milyon 200 bin hisse almışlar bizden. Sadece bizden 1 milyon 200 almış, Arçelik'ten başka almış, başkasından başka almış. Aynı şekilde gitmiş Frankfurt'ta Alman hissesi de almış. O fon, yani bu yumurtayı farklı farklı sepetlere koyma, öyle. Köfelere aynen, koyma aynen gibi yani riski dağıtıyor. Tabii. Mesela bu fonların içerisinde en çok kar ettikleri hisse bizim karımız. Bizim de şeyde 2020'de bu şeyde. Mesela şeyler var. BlackRock diye yeni bir büyük bir şey fon girdi bize. O geçen 9 liradan 24 liraya çıktığında o girdi. Chase Manhattan girdi. Ondan sonra Bank of America girdi, bizden hisse alıyor. Ve bunlar girdikten bu tarafa da hiç satmadılar, sabit duruyor. Bazı Türkler aldılar, onlar da satmıyorlar. Büyük yatırımcı olarak girdiler borsada. Bekliyor. Bekliyor, güveniyor. Adam diyor ki yani güveniyor. Satmıyorsa güven demek. Güveniyor, yani. Yönetime güveniyor, yaptığımız işlere güveniyor. Ondan sonra tutarlılığımıza güveniyor. Ondan sonra Türkiye'ye güveniyor. Türkiye'ye güveniyor, öngörülebilirliğe güveniyor. Yani biraz önce dediniz ya niye geliyor? Ya biz bir güven oluşturduk. Bu güveni sarsmamak için gayret gösteriyoruz şimdi. Yani biz inşallah bu güveni benzer şekilde ittifak da oluşturur, başkaları da oluşturur. Yani, Adem Bey'in bir ifadesi var, zaman zaman kullanır. Gavurluk yapmasalar diye diye. Bu burada bir şey seziyor musunuz Adem Bey? Gavurluk seziyor musunuz? Muhakkak. Yani ittifakın başına gelenler inşallah Kombas'tan da olmaz yani. Öyle bir sürü hisselerin toparlanması tarafın gibi falan böyle bir şeye mahal veriyor mu sistemimiz? Şöyle, bizim holding aile şirketi değil. Yani böyle aile şirketi olsa %50'den fazlası bir ailenin olur. Öyle halk borsaya açık taraftan fazla bir risk gelmez. Yani birilerinin eline geçip de aileyi yönetimden devretmek gibi. Maalesef bizler, yani kuruluş itibariyle ittifakta, bizde, UMPAŞ'ta ve bazı küçük yatırımcıların oluşturduğu işletmelerde borsadan gelebilecek bu tür spekülatif ataklara karşı açığız. Yani bunu biz bununla ilgili nasıl bir tedbir alırız? Bunu SPK ile görüşüyoruz ama SPK'nın gözetimindeyiz. SPK'nın kontrolündeyiz. Yani ben bir yatırımcı gelmiş, bir senedir, iki senedir mesela oraya 500-600 milyon lira parasını vermiş, hisse almış. Bu yatırımcı benim gözümde yatırımcıdır, borsacıdır bile olsa. Ama bir borsacı gelmiş, hisseyi almış, 15 gün içerisinde 4 liradan çıkartmış 15-16 liraya, hemen oradan çakmış 4 liraya, bu spekülatördür. Biz spekülatörler bize gelmedi. Yani bulaşmadılar.
Veya bize gelenler varsa spekülasyon yapmadılar. Yatırımcı veya yapma olarak imkanı bulamıyorlar. Bulamadılar. Yani yatırımcı olarak varlar. Bunlar yatırımcı olduğu sürece, kendiler burada kalıcı olduğu sürece başımızın üstünde yeri var. Tabii ki bunlar da genel kurulunda gelenler, oylarını kullanırlar vesaire. Biz bundan birazcık daha rahatsız olduğumuz için bir altın hisse falan istedik yani SPK'dan. Ama SPK dedik ya artık biz altın hisse dönemi kapandı. Yani imtiyazlı hisse kimseye verilmiyor. Böyle bir, çünkü borsaya açılacağın zaman imtiyazlı hisseyi olan hisse senetleri borsada kabul görmüyor diye. Biz düzgün çalıştığımız sürece genel kurulda bu tür gelecek arkadaşların da desteğini alacağımızı düşünüyorum. Nitekim Temmuz ayında yaptığımız genel kurulda da bu arkadaşlardan biz destek aldık, borsadaki arkadaşlardan. Spekülatif bir saldırı yok çok şükür. Hissemiz düzenli olarak arttı. Yani kendi dinamiği içerisinde düştü, azaldı falan ama çok öyle bir spekülatif olarak bir hafta içerisinde 4 liradan 15 liraya, aynı hafta içerisinde tekrar 4 liraya, oradan 3-5 gün sonra tekrar bilmem ne, böyle bir şey olmadı. Demek ki beklentinize cevap beklentinize cevap bulamayacaksınız, evet. Orada bir hinlik yok yani. Hinlik yok yani. Yani şu an. Şunu sorabilir miyim? Bu kağıt fabrikasının Konya'daki birinci hamura mı entegre edeceğiz? Şu Bristol'dan bahsetmişsiniz. O çatı içerisinde kuracağız. Yani Konya'da olacak değil mi şimdi bu? Şimdi kağıtlar ayrı bir hat bunlar. Sizin matbaa hatları. Anlıyorum gibi. Da yani Konya'da olacak. Konya'da. Yani, bizim başka ilde falan değil yok, yani. Yok. Tamam. Konya'da. Bizim yatırımlarımız çoğu Konya. Yani biz şöyle yapacağız Yusuf Bey. Biz Konya, Merkez Konya'dan asla vazgeçmeyiz. Yatırımlarımızın çoğu da Konya. Biz bir Konya firmasıyız. Konya olmayız ama bizim İstanbul ayağımızı daha güçlendirmemiz lazım. Çünkü ekonomi tabii, orada. Tabii. Finans ayağı orada. Yeni finans merkezi kuruluyor. Belki oradan bir ofisti vesaire bir şeyler düşünüyor. Bir de ihracat ayağı Konya'dan direkt zor oluyor bazı şeyler. Bir zor olmaz ama bunun mesela bir yatırımcıyla görüşeceksiniz. Adam İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan hadi Konya'ya gel diyorsunuz. Yani bizim bir İstanbul ayağımız olması lazım. Ankara ayağı, bürokrasi ayağı çok zayıftı. Ben onu oturttum, güçlendirdim çok şükür. Bir de ilişkiler ağımızda hala devam ettiriyoruz. Yarın da bir eski meclis başkanımız Cemil Bey'le bir kahvaltı programımız var. Yani bu ilişkiler ağını canlı ve diri tutmanız lazım. Yani bunu benim için de önemli. Hele bizim, benim ve ittifak için bu çok önemli. Biz çünkü geçmişte sorunları olan bir holdingleriz. Yani biz Koç Holding değiliz ki ya aile bunu almış götürmüş kendi başına yapmış bir, yani yönetimi tamamen yapıyor. Geçmişte sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları bizim yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Normalleşmemiz gerekiyor. Şeffaflaşmamız gerekiyor. Ne kadar şeffaf olursak bizim eski yatırımcılarımız da, borsadan yeni girenler de bize karşı güveni artar. Bilgilendirmek lazım. Ya bunu söylemeyelim, duymasınlar. Ondan aman bunların haberleri olmasın. Böyle bir cinliğe hiç gerek yok. Evet. Yani biz risklerimizi de yazmamız lazım, söylememiz lazım. Sağladığımız faydayı da söylememiz lazım. Evet, Adem Bey sizinle bitirelim, buyurun. Sayın Başkan, 3 dönem milletvekilliği yaptınız, bakanlık yaptınız, bakan yardımcılığı yaptınız. Kariyerinizde siyasette herhalde gidecek bir yer yok. Bütün kariyerinizi aldınız geldiniz, bilginizi, becerinizi Bera Holding'le buluşturdunuz. Büyük bir şans. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şehir efsanesi var. Haşim Bayram Kombasan Holding kurduğunda şimdikinden misli misli çok sektöre girdi. Yani tam rakam bilmem ama belki 70-80 çeşit şirket vardı herhalde. Doğrudur. Bunlar yönetmek zaten başlı başına bir sorun ama acayip bir para akıyordu ve bu parayı bir yerlere sürekli yeni yatırıma işler yatırıma dönüştürüyordu. Artık yatırıma dönüştürmenin de ötesinde para çok olunca Haşim Hoca'nın müthiş kupon araziler, arsalar aldığını duyduk bir şehir olarak. Ya hoca ne akıllıymış. Alanya'dan, İstanbul'dan, şuradan, buradan toparlamış arsalar. Şimdi 2005'lere, 2006'lara kadar holdingler, o 90'lı yıllardaki tabeli holdingler gitti. Ciddi holdingler geldiler ama bir bocalama dönemi yaşandı. İttifakta, Kombasan'da bunları yaşadı. Yani o bundan 5-6 sene öncesinden bahsediyorum.
O dönemde bu arazilerin satılarak holdinge kaynak olduğu, belki beklenseydi daha da kıymetleneceği gibi şeyler de konuşuldu. Bu bir şehir efsanesi midir? Gerçekten Haşim Bayram çok fazla arazi almış mı? Bunları holding ayakta tutulsun diye sattınız mı? Hala var mı? Bu konuyla ilgili bilgileri rica edeceğim. Şöyle, holding ayakta tutulsun diye satılan çok nadir arsalar varsa da diğer arsaların bir kısımları yatırıma dönüşmüş. Mesela Niş İstanbul, yani Yeşilköy Havaalanı yanındaki Niş İstanbul'un arsası Kombasan Holding'in. İşte zaman içerisindeki orada bu torunlar vesaireleriyle birlikte işbirliği içerisinde orası şey yeni bir blokla yapılmış. Oradan yüzde kaçla verilmiş şey yapılmış ama satılmış bir kaynak sağlanmış. Yani birkaç tane böyle şey var ama bugün bir tanesini söyleyeyim size. İzmir Seferhisar'da öyle bir arazimiz var ki 360 dönüm tamamen vadinin o düz kenarları dağlık vadi, orman her taraf. 1100 metre sahilimiz var. Sahilimizin hemen 200 metre öpersinde de Çıfıt Adası altında küçük bir adamız da var. Şimdi böyle bir arazinin içerisinde de 68 derece sıcak suyumuz var. Ben onu söyleyecektim, evet. Yani oradan mı başkan mı? Evet. O hala şimdi bununla ilgili maalesef bize bürokrasiden de Kombasan diye çok olumsuz baktıkları için bir bakanlığın ismini de vermeyeceğim. Bir bakanlığımızda bizim burayı birinci site alanına sokmak için bir çaba sarf ettiler. Halbuki burası turizm alanıydı. Turizm alanı olarak resmi gazetede yayınlanmıştı. Fakat bu site alanları belirlemeyle ilgili kanunu düzenleme Turizm Bakanlığı'ndan farklı bir bakanlığa geçince oradakiler burayı tamamen site alanına sokmaya kalktılar. Site alanına sokunca da bizim bir dolar etmez sizin 360 dönümlük araziniz. Orada yoğun bir çaba gösterdik. Sağ olsun Mehmet Özaseki abinin bakanlığı ve Sayın Kurum'un, Murat Kurum Bakanımızın desteğine falan bunlar çok iyi anlatıldı. Onlar sürdürülebilir bir alan. Yani eski tabirle ikinci site alana, eski statüsüne yeniden kavuştu. Yoksa size ön yargılı bakan bir kesim hala var. Sizin hakkınız, almışsınız. Yani ikinci site alanı olmuş, turizm alanı ilan alırken edilmiş. Alırken de oranın imarı, turizm alanı vesaire yani. Yok, bunu Turizm Bakanlığı bize özel olarak vermiş. Yani. O zamanki Seferihisar Belediye Başkanı olan ve şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan arkadaşımız da Tunç Bey de müthiş destek vermiş. Seferihisar'a böyle bir yatırım gelsin diye. Biz buna rağmen yani onların da desteğiyle bu işin çözmüşüz ama bürokrasinin içerisindeki bazı arkadaşlarımızın çelmeleriyle uğraşıyoruz. Bunları yakın takip etmezseniz Adem Bey, kendi haline bırakırsanız yazışmayla ya ben söyledim yazıldı gitti. Siz bir gün size bir yazı gelir burası birinci derecede sit alanına alınmıştır diye. Artık sittin sene düzeltemezdiniz. Orada bir sit var yani. Orada bir sit var. O yüzden o site oturmamak lazım. Yani orayı güzelce ne takip etmek lazım. O zaman Amerikalılar çok uyanık yani hisselerinizi alırken buradaki arazinin ne kadar değerli olduğunu biliyorlar ki ona göre. Tabii o arazilerin değerini araştırıyorlar tabii. Bütün kayıtlardan araştırıyorlar bizim, onları. Mesela bizim deri fabrikamızın yeri 500 dönüm çok kıymetli bir arazi. Hı hı. Onun dışında Sarıyer'de, Zekeriyaköy'de 150 dönüm yine ikinci derece sit alanı olan çok güzel. Metreyle söylemiyorsun, dönümle söylüyorsun. Metre değil, dönümle söylüyoruz yani. Dolayısıyla güzel arazilerimiz var. Yani bunlar Haşim Bayram zamanından. Tabii Haşim Bey'in zamanı. Haşim müthiş Bayram. Bir vizyon o zaman. Tabii. Evet. Belki o yaşanan biraz önce sizin söylediğiniz o çalkantılı dönemlerde bunlar tam bir ranta dönüştürülememiş veyahut da inşaata dönüştürülme dönemi çok sıkıntılı bir döneme gelmiş. Mesela Niş İstanbul'u biz %30'da vermek yerine %50 ile %60'da verseydik bugün çok daha farklı bir şey olurdu. Evet. Güç meselesi. Tabii o güç anki. Meselesi. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yani noktalandırmamız lazım. Hakikaten Yaşar Bey, çok bir mağduriyet koyuyor. Çok ama istifade ettiğimiz gerçekten daha yakından tanıdığımız sizi
çalışmalarınızı, holdingin mazisini, dünden bugüne seyrini çok istifade ettiğimiz bir program oldu. Biz Anadolu sermayesinin kim olursa olsun gelecek adına çok önemli hizmetlere vesile olmasını, ülke ve ülke insanının menfaatine çalışmasını arzu ediyoruz. Sizlere ve ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Meslektaşlarımızın da gerçekten çok böyle yerinde ve ayrıntılı, kılcal damarlarına inen belki de birçok şeyi soruları oldu. Yusuf Bey'e, Konya Basın Konseyi Başkanımız teşekkür ediyoruz. Teşekkür Adem ediyorum. Bey'e teşekkür ediyoruz. Memleket.com.tr'ye, Lokman Bey'e teşekkür ediyoruz. Yeni Haber Gazetesi ve tabii Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Alaboyun Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de gözümüz üzerinizde Sayın Alaboyun. Takip edeceğiz. Sayın Başkanım inşallah. Hem gözünüz üstümüzde olsun hem de desteklerinizi eyvallah. Bekliyoruz. Eyvallah. Dualarımızla birlikte. Yani bir hızlı bir şekilde gelişme olsun da tekrar programda buluşalım. İnşallah. Güzel müjdelerle beklerim. Bundan sonra inşallah. Bunlar gerçekten heyecan verici projeler. Gelecek adına çizdiğiniz o vizyon çok önemli. Elbette bahsettik deneyimleriniz, siyasi kariyeriniz de bunlarda çok etkili. Ama bir ekip çalışması var ortada. Programa vesile olan Hasan Bey'e de, Hasan Koyuncu Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür kendisine ve ekip arkadaşlarına. Efendim yeniden görüşelim ve konuşalım diyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, bir basın ekranında böylelikle sonuna geldik. Sayın Alaboyun'u burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz bir defa daha. Haftaya yeniden yine özel ve önemli konu başlıklarıyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.